Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Organik Tarım Akademisi eğitim programımızın bu akşam 31. dersindeyiz. Dersimiz saat tam 21'de başlayacak. Ders saatinin gelene kadar 30. dersimizin sınav soru ve cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Ben sözü Çağla arkadaşıma bırakıyorum. Çağla sen de. Teşekkür ederim Elif. Toplamda 267 yanıt gözüküyor ve başarı ortalamamız 68.2. Tüm katılımcılarımızı tebrik ediyoruz. Hemen birinci sorumuzla sesli olarak aktarımlara geçebiliriz. İlk sorumuz şöyle, evet biraz daha yukarıda, evet. İlk sorumuz aşağıdakilerden hangisi organik ürün değildirdi? Doğru yanıtımız suni ilaç ve gübre kullanılmış ürün olacaktı. Yanlış yanıtlarımız organik tarım logosunu taşıyan her ürün, kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun adının yer aldığı her ürün, bakanlıkça kontrol kuruluşuna verilen kod numarasının yer aldığı ürün ve ürün sertifika numarasının bulunduğu ürün. İkinci sorumuz, insanları tarımsal üretimde birim alandan en kısa sürede en fazla verimi elde etmeye yönelten unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılabilir? Doğru yanıtımız dünyada hızlı nüfus artışı doğruydu. Yanlış yanıtlarımız doğal dengenin bozulması, çevre kirlenmesi, pestisitlerin kullanımının yaygınlaşması ve gübre kullanımının. Üçüncü soru, hatalı uygulamalar sonucu kaybolan, doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik insana ve çevreye dost üretim sistemleri sayesinde öncelikle diğer seçeneklere göre hedeflenen aşağıdakilerden hangisi olabilir? Doğru yanıtımız kimyasal maddelerin insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi. Dördüncü soru. Organik tarımda sentetik ve kimyasal kullanımı yasaklandığından gübre olarak aşağıdakilerden hangisinin kullanımı uygundur? Doğru yanıtımız organik çiftlik gübresi olacaktı. Yanlış yanıtlarımız çiftlik gübresi, kanatlı gübresi 15-15-15 ve mantar üretim atığı. Beşinci soru. Bu sorumuz yanlış yazım hatasından dolayı tüm cevaplar doğru olarak kabul edildi. Hemen o yüzden altıncı soruyla devam ediyorum. Organik tarımda toprağın verimliliği ve biyolojik aktivitesi aşağıda belirtilen yöntemlerle sağlanır. Söz konusu yöntemlerden hangisi yeterli toprak verimliliği ve biyolojik aktivitenin sağlanamaması halinde uygulanması diğer seçeneklere göre daha zordur? Doğru yanıtımız yönetmeliğin ek birinde yer alan organik tarımda kullanılacak gübreler, toprak iyileştiriciler ve besin maddelerinin kullanımı diye devam ediyor. Yedinci soru, hastalık zararlı ve yabancı otların mücadelesinde organik tarımda en önce yapılması gereken, dikkate alınması gereken faktör aşağıdakilerden hangisidir? Hastalık ve zararlara dayanıklı tür ve çeşit seçimi yapılır. Sekizinci soru, tarımsal kaynaklı azotun su kirliliğine neden olmasını önlemek amacıyla organik bitkisel üretimde kullanılacak toplam hayvan gübresi miktarı yönetmelik dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi olamaz? Doğru yanıtımız 18 kilogram dekar ve yıl. Dokuzuncu soru. Türkiye'de organik tarımsal ürünler üretimi ve ihracatında kuru incirin ilk sıralarda yer alması nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? Doğru yanıtımız üreticilerin organik tarım yapmalarından dolayı katlandıkları ilave giderlerin çok fazla olması. 10. soru. Aşağıdaki incir çeşitlerinden hangisi partenokarpik çeşitler arasında yer almaktadır? Siyah orak diyen katılımcılarımız doğru işaretlediler. 11. soru. Stratejik ürünlerimiz arasında yer alan incir çeşitlerinin kuru ve taze olarak değerlendirilmesinde genellikle hangi oranlarda olduğu ifade edilebilir? Doğru yanıt kurutmalık %70, sofralık %30 olacaktı. 12. soru, meyve bahçesinin kurulmasında önce aşağıdaki uygulamaların mutlaka yapılması gerekmektedir. Söz konusu uygulamalardan hangisi organik meyvecilikte toprak organik maddesinin korunması için mutlaka zorunludur? Doğru yanıt eğimli arazilerde temaslama yapılması. 13. soru, toprak pH'sı bitkinin istediği optimum şartlarda olmalıdır. Aksi halde makro ve mikro besin elementlerinin yarayışlığı azalır.
Bu durum organik tarımda daha da önemlidir. Yüksek pH koşulları altında pH'yi düşürmek için alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir? Doğru yanıt toz kükürt kullanmak. 14. soru, incirde ilekleme işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İncir bahçelerine 1'e 9 oranında tozlayıcı olarak ilek almak üzere erkek incir ağacı dikilmelidir. 15. Organik incir yetiştiriciliğinde özellikle dağlık eğimli kır taban arazilerde alınması gereken en önemli önlem arasında aşağıdakilerden hangisi gelir? Toprak ve su muhafaza önlemleri almak. Doğru yanıtınız da. 16. soru, organik incir yetiştiriciliği yapılan engebeli arazilerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Doğru yanıtımız eğim yönünde sürüm yapmak. 17. soru, incirde özellikle kış mevsiminin ılık geçmesi durumunda sezon içerisinde kanlı bal sıra zararlısı görülmektedir. Bu zararlı ile organik tarım kapsamında ilk olarak yapılan mücadele yöntemini aşağıdakilerden hangisi kapsamaktadır? Doğru yanıtımız mekanik mücadele. 18. soru, taze incir meyvelerinde hasat ölçütü olarak kullanılan kriterler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamaktadır? Doğru yanıt nişasta miktarı. Son iki sorudayız. 19. soru, taze incir meyvelerinin depolama koşulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 0-4 derece sıcaklık ve %85-90 nem idealidir. Ve son soru, kuru incirin depolanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Yanıtımız ise depolanmaya alınacak kuru incirlerin nem içeriği %30 ile %35 olmalıdır. Evet, tüm katılımcılarımızı tekrar tebrik ediyoruz ve ben sözü artık ekip arkadaşıma devrediyorum. Teşekkür ediyorum Çağla. Ben tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum ve tüm sınavlarına da başarılar diliyorum. Değerli katılımcılarımız, iyi akşamlar. Türkiye'de tarımsal yayın çalışmalarını dijitalleştiren öncü kurum Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Ziraat Yüksek Mühendisi Elif Akkaya. Tarımda doğru bilginin kısa yolu Türkiye'nin tarım alanındaki bilgi birikimi, dünyanın en büyük açık kaynak Görsel Tarım Kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Antalya Tarım Online YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni eğitimlerimizi kaçırmadan takip edebilirsiniz. Değerli katılımcılarımız, dersimizi beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Dersimize başlamadan önce bu akşam bizimle olacak ekip arkadaşım Çağla Sezal Bitevi'yi de tanımanızı istiyorum. Çağla hoş geldin, seni tanıyabilir miyim? Hoş buldum Elif. Ben de Antalya Tarım Orman Müdürlüğümüzde moderatör olarak görev almaktayım. İsmim Çağla Seda Bicleli. Şimdiden tüm katılımcılarımıza iyi dersler diliyorum. Teşekkür ederiz Çağla. Hepinize kolay gelsin. Evet, değerli katılımcılarımız, bu akşam Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün ETO ve EKODER işbirliğiyle düzenlediği Organik Tarım Akademisi Eğitim Programımızın 31. dersindeyiz. Organik elma yetiştiriciliği konumuzu Çukurova Üniversitesi'nden doçent doktor Buhanettin İmrak hocamız bizlere anlatacak. Sözü kendisine bırakmadan önce sizlere kısaca hocamızın özgeçmişini de aktarmak istiyorum. Doçent doktor Buhanettin İmrak Adana'da doğdu. 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999 yılında, doktorasını 2010 yılında aynı üniversitede tamamladı. Çukurova Üniversitesi Pozantı Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde uzman olarak çalıştı. 2018 yılında doçent unvanı aldı. 1999 yılında onay süreyle İspanya Zaragoza'da bitki yetiştiriciliği kursu aldı. Uluslararası Bahçe Bitkileri Bilimi Derneği, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği ve Ulusal Kiraz Çalışma Grubu üyesidir. Bitki ıslahı ve fizyolojisi, yetiştirme ve budama teknikleri, sürdürülebilir tarım ve organik tarım konularında çalışmalarına Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünde devam ediyor. Evet, ben hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam, özgeçmişinizi aktarmaya çalıştım ama eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikli olarak herkese iyi akşamlar diliyorum. Elif Hanım, size ve Çağla Hanım'a teşekkür ediyorum. Yayının öncesi katkılarınızdan dolayı, emeklerinizden dolayı. Herhangi bir eklemek istediğim bir şey yok. Çalışmalarımıza çok değerli hocalarımızla birlikte üniversitedeki gerek organik tarım olsun, gerekse yetiştirme tekniği ve fizyoloji konularında olsun birçok konusunda uzman hocalarımız var. Biz de o hocalarımızdan
bayrağı devralıp bir şekilde daha ileriye götürmek üzere çalışmalarımızla devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine güzel bir ders olacak eminim. Ben artık sözü size bırakıyorum. Paylaşım yaparak dersimize başlayabiliriz. Buyurun hocam. Tamam. Ekrana yansıdı sanırım. Evet hocam, şu an ekrana yansıdı. Tam ekran yaparsak biz de... Tabii ki. Hemen yapıyorum. Evet. Evet, her tamam şey yolunda. Bilirim. Başlayabilirim herhalde değil mi Elif Hanım? Buyurun hocam. Evet, söz tamam. Sizde. Evet. Öncelikli olarak herkese iyi akşamlar diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu organizasyona emeği geçen, organizasyonun yapılmasını sağlayan herkese de yani teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sayın hocalarım, arkadaşlarım, genelde arkadaşlarım olarak da konuşabilirim. Organik elma yetiştiriciliği ile ilgili ben sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Tabii önceki sunularda, seminerlerde, toplantılarda gördüğünüz gibi zaten bu platformda organik yetiştiricilik konuşulduğu için birçok meyve türünde organik yetiştiricilikle ilgili ana ve temel bilgiler aslında verildi ve tekrar edildi. Bu da çok güzel oldu aslında. Yani bir takım bilgileri özümseme ve daha pekiştirme fırsatı buldu bence bu toplantılara katılan izleyiciler. Dolayısıyla organik tarım üzerine bir toplumda güzel bir fikir oluştu ve ülkemizde bu organik tarımla ilgili neler yapılıyor, hangi meyve türlerinde çalışılıyor konularda bayağı bir bilgi edinildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da ben aslında şunu da elma üzerine tabii ki ben ağırlık vereceğim, elma üzerine konuşacağım ama temel bazda hepimizin temel noktası, temel çıkış noktası organik üzerine olacak. Fakat böyle olsa da ülkemizin de içinde bulunduğu mevcut durumu, dünyadaki yerini ve konumunu da bilmemiz gerektiğinde fayda olduğunu düşünüyorum. Yani elma üretiminde biz neredeyiz, ne yapıyoruz, dünya sıralamasında üretimde yerimiz neresi, ihracatta yerimiz neresi, hatalarımız ne, doğrularımız, yanlışlarımız, güzel yaptığımız işler ne? Bunlar hakkında ben size bilgi paylaşmak istiyorum ilk. Ülkemiz uzun yıllardan beri elma yetiştiriciliği yapılmakta ve alan bakımından da diğer ılıman iklim meyvelerinin başında gelen birçok meyve türünden de önde yer almakta. Yani alan bakımından gerçekten çok iyi bir yerde. Bu meyve türünde çok büyük bir çeşit zenginliğine de sahip. Yani genetik materyal bakımından da bir altyapımız bulunmakta. Islah çalışmalarında kullanılmak üzere de birçok altyapı bulunmakta. Ancak bu yerel çeşitlerimiz çok azı üretime aktarılabilecek kaliteye sahip olarak ve muhafaza açısından da sahip olduğu görülmekte. Dolayısıyla biz elmanın üretimini ve pazarlamasını düşündüğümüz zaman buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi elbette çeşit seçimi, yani bölgeye uygun, pazara uygun, arz talep dengesine uygun çeşit. Bu çeşitlerin de tabii ki piyasanın istediği güncel çeşitler olması üzerinde biraz yoğunlaşmamız gerekiyor. Neden üzerine? Bunun üzerine konuşalım. 2020 yılına en son ulaşılabiliyor FAO'da şu anda. Oradan aldığımız verilere baktığımız zaman alan bakımından, üretim miktarı bakımından ülkemiz yani dünyada ilk 3'te yer alıyor. Gerçekten bu gurur verici bir olay. Yani elma dediğimiz gibi zaten önceden de söyledik. Türkiye alan bakımından, üretim bakımından güzel bir noktada. Ancak işin bir diğer yönüne baktığımız zaman yani bizim üretimimiz çok güzel, alanımız çok güzel. Ancak ihracat noktasına geldiğimizde yani ürünün pazarlama noktasına geldiğimizde büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Üçüncülükten onunculuğa düşüyoruz. Yani
alan ve üretim miktarı, verim miktarı bakımından dünyada ismi geçmeyen ülkelere bir bakıyorsunuz, ihracat da bizim önümüze geçmiş. Tabii bunun sebepleri üzerine birazcık da konuşup daha sonra işin organik tarım boyutuna da, yani öncelikli olarak biz bu elma üretiminde ne yapıyoruz? Sonra da organik olarak biz burada ne gibi etkilerde bulunabiliriz üzerine gidersek biraz daha sağlam gitmiş oluruz diye düşünüyorum. Yani buradaki temel sorunu gördük sanırım. Üçüncü sıradayız. Dünyada önemli bir yerdeyiz ama ihracata geldiğimizde 10. sıradayız. Aynı şekilde genelde en çok verilerinden bu kaynak aldığımız AKİP ve de teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten araştırmaları çok iyi, çok güzel. Biz birçok konuda buradan faydalanıyoruz istatistikler anlamda. Şöyle bir baktığımızda da 2021-2022 Ocak-Haziran ayı üretimi Türkiye yaş meyve sebzeye baktığımızda yine elma üretimimiz aslında çok güzel seviyelere gelmiş. Yani gerçekten iyi seviyeler. Ancak burada sizin dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta şu. Miktar olarak 194 bin. Değer olarak 109 bin. Ocak-Haziran'a baktığınızda, yani 2022'ye baktığınızda üretim miktarımız artmış, ihracat miktarımız artmış, yani özür dilerim. İhracatımız neredeyse 40 bin ton daha fazla artarken gelire baktığınızda geriye gitmişiz. Yani burada bizim katma değer konusunda bir sıkıntımız olmuş. Tabii ki son yıllarda yaşanan bu enflasyon ve dolar kurundaki yükselme, dalgalanmalar, biz ürünü çok satmamıza rağmen bir önceki yıla göre daha az para kazandık. Daha az dolar anlamında bir düşüş söz konusu. Gördüğünüz gibi burada da zaten dinçik oranına baktığınızda 3. Halbuki biz üretimde üreticimiz aslında şunu söyleyebilirim. Gereğini yapmış. Yani elinden geleni yapmış ve artışı sağlamış. Peki biz üretimde hangi çeşitleri yapıyoruz? Yani biz ihracatta neden bu kadar kötüyüz? İhracatta neden kötüyüz? Yani ihracat sıkıntısının olmasının sebebi nedir? Buradaki en büyük sıkıntı sayın hocalarım, arkadaşlarım, çeşit seçimi. Çeşitlerdeki sürekli bir iyiye doğru gidişin olmaması. Biz bu döngüyü ama kırdık aslında. Yani son 5 yıldır ihracatta da aslında çok gerilerde olmamıza rağmen, daha gerilerde olmamıza rağmen önlere çıktık. Ön plana geçtik. Burada önemli görülmesini istediğim nokta şu. Ülkemiz 2014 yılında %55 Red Delicious grubu, %30 Golden ve %10 Amasya olan Granny Smith de var burada. Yüzde az bir payda oldu da yine aynı şekilde. Bu paylamaya baktığımız zaman 2014 yılında geliyoruz 2022 yılına. Tabii TÜİK'ten bakıyoruz biz bu istatistiklerine. Buraya baktığımızda ise 2020-2021 yılında yine Golden grubunun artış gösterdiği az daha olsa. Star King, yani Red Delicious grubunda da yine aynı şekilde bir artış söz konusu. Amasya yerini korumuş gibi görünüyor. Granny Smith'te bir miktar artış var. Diğer elmalar, buradaki esas büyük artış 2014 yılına göre en büyük artış diğer elmalar grubunda olmuş. Bu diğer elmalar grubu dediğimiz elmalar da işte Avrupa'nın istediği yeni gelen, üretime aktarılan bu elma çeşitleri sayesinde biz bu ihracattaki ivmeyi yakalamış bulunuyoruz. Yani 10. sıra dünya sıralamasında 3'te olup ihracatta 10'da olduğumuz için bu bizi biraz üzüyor. Ama geriye döndüğünüzde yani ilk 10'a bile giremiyorduk. Bu çeşitlerin değişimi ile birlikte ihracatta da daha söz sahibi olan bir ülke haline geldik ve bu ilerleyerek de devam edeceğini biz düşünüyoruz. Peki bu ilerlemede katkısı olan, yani biz üniversitede dediğim gibi bizi yetiştiren, yıllardır emek veren, birlikte yürüdüğümüz, çalıştığımız, bizi yetiştiren hocalarımız var. Başta Ali Küden Hoca, Profesör Doktor Ali Küden Hoca'mız birçok proje de hazırlamış. Yani daha ben öğrencilik yıllarındayken hazırladığı projeler var hocanın mesela. Elma ile ilgili olarak DPT projesi hazırlamış ve bu proje kapsamında 37 yeni elma çeşidini getirmiş. 98 yılında birçok üniversitenin ziraat fakültesine
ve birçok bahçe kültürü araştırma merkezlerine, enstitülere bu çeşitler yayılarak bunların adaptasyonları denenmiş. Bu da gerçekten şu andaki ivmenin yakalanmasının ilk başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Burada hemen altta bir tablo görüyorsunuz. Bu tablo, ileride bahsedeceğim bir elma grubu var. Yani yazlık elma grubu dediğimiz elma grubu var. Gala grubu dediğimiz elma grubu. Şurada baktığımız zaman dünyada neredeyse hemen hemen her dönemde elma üretilebiliyor. Yani dünyada elmanın üretilmediği dönem pek yok gibi. Biz de en çok elmayı zaten olan dönemlerde üretiyoruz. Yani piyasanın en karışık, en böyle sıkışık olduğu dönemlerde üretiyoruz. Buradaki açıklık olarak gördüğümüz gibi, tabloda da gördüğümüz gibi, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bir erkenci elma da açıklık görünüyor. Bu da aslında uzun yıllardan beri yapılan çalışmalar sonucunda Gala grubu elmalarla bu açık Haziran, Temmuz, Ağustos ayı kapatılmaya çalışılmış olarak düşünülebilir. Peki bu Gala grubu elmalar dediğimiz elmalar nasıl elmalar bunlar? Bunun çalışmaları da yine aynı şekilde 2010 yılında Adana'da, aynı zamanda eş zamanlı olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan bir proje ile iki lokasyon olarak düşünülmüş. Bu lokasyonlarda bu yeni gala tipleri, mutantlarının, bunların çoğu mutasyonla farklı ıslah teknikleriyle elde edilmiş çeşitler, bunların denemeleri sonucunda gala grubu elmalar da hem yayla bölgelere de çıkarılmış bazı gruplar, bazı gruplar da Adana gibi sıcak iklim bölgelerinde daha erken dönemlerde erken elma yetiştiriciliğine geçilmiş. En basit örneğini şu anda söyleyebilirim. Bu keykala çeşidi mesela derimi yaklaşık 15 gün önce başladı ve gerçekten çok kaliteli bir elma. Ancak tabii ki maliyeti ve ihracat fiyatına baktığınızda, yani şu andaki pazar fiyatına, bu bilgi güncel bir bilgi arkadaşlar. Yani yeni yapılan bir çalışmanın sonucunu ben size veriyorum. Şu anda elmanın kilosunu, böyle bir elmanın kilosunu yaklaşık olarak 3,5-4'ü zor gördüğünü söyleyebilirim. Kilosunu bahçedeki satış fiyatı olarak. Burada Galaxy Gala, Brookfield Gala, Shiniga Gala, Pink Lady, Jersey Mac. Jersey Mac kısmen eski çeşit arkadaşlar. Jersey Mac ve Summer'den ilk çıkan çeşitler. Ama bunun yanında gelen William Sprite çeşidi. Mesela bu çeşit çok önemli bir çeşittir. Kara lekeye çok dayanıklı bir çeşit olarak karşımıza çıkıyor. İleride organik yetiştiricilikten bahsettiğimde zaten önemli elma hastalıkları içerisinde işte kara leke gelmekte. Dolayısıyla bu çeşitlerin dirençli olması, kullanacağımız çeşitlerin dirençli olması bizim elimizi rahatlatacak. Yine üretim ve çeşitlere bakacak olursak, yıllar bazında hangi çeşitler artmış, hangi çeşitler azalma göstermiş diye baktığımızda, denemeler sonucunda tabii ortaya çıkıyor. Modi çeşidi mesela 2016 yılında yavaş yavaş üretime girmeye başlamış ve artış gösteren bir Reborn aynı. Fuji de çok tutulan bir çeşit. Artık Fuji'nin farklı klonları şu anda üretime girmiş. Gala az önce bahsetmiş. Önemli bir artış gösteriyor. Ama kemikleşmiş bir yapıda Golden grubu ve Red Delicious grubu stabilitesini koruyor arkadaşlar. Yani bunlar da çok çok aman aman bir dalgalanma, bir değişiklik olmasa da stabilitesini koruyor. Ancak bizim esas ihracatta vurucu gücümüz ise bu yeni dediğimiz Avrupa'nın istediği elma çeşitleri ön plana çıkacak şekilde görülüyor. 2011 yılında az önce demiştim ya, hani ihracatımızda çok kötüyüz. Yani 2011'li yıllardaki ihracata baktığımızda 97 bin ton bir elma ihracatımız söz konusuyken, 2019 yılındaki ihracata baktığımızda 256 bin ton bir ihracatımız söz konusu. Yani bu gerçekten önemli bir artıştır. Bu artışın sağlanmasında da az önceki bahsettiğimiz bu geriden gelen, yurt dışından getirilip denemeleri kurulup piyasaya sürülen işte yeni elma çeşitleri, özellikle bunların başında da mesela son yıllarda da güncelliğini de hala koruyan Modi, Brabham, Fuji,
Jonagold, Gala gibi elmaların üretime girmesi. Sadece bu elmaların, çeşitlerin üretimi zaten 268 bin tonu buluyor. Yani yeni elma çeşitlerinin üretimine baktığınızda 268 bin ton gibi bir rakam görünüyor. Burada çok basit bir matematiksel hesapla yeni çeşitlerin üretimi 268 bin ton, ihracatımız 256 bin ton. Yani iç pazarı da bunu tabii düşünmek gerekiyor. İç pazara da bu çeşitler satılıyor. Sadece Modi veya bu gibi işte Fuji çeşitleri, Gala çeşitleri sadece ihracata yönelik düşünmeyiniz. Dolayısıyla bu çeşitlerin ihracatta önemli bir payı var ve artmakta. Biz üniversitede yaptığımız çalışmaları genelde tabii üniversitemizin alan, arazi ve diğer bir takım olanak ve imkanlarını sonuna kadar kullanıyoruz. Ancak hem üreticilerle de omuz omuza çalışmak, bu da daha büyük bir bizim için avantaj sağlıyor. Arazide neyin ne olduğunu görmek, olayların nasıl cereyan ettiğini görmek, olaya müdahale etme açısından bizim için de çok büyük bir önem teşkil ediyor. Dolayısıyla birlikte denemeler yürüttüğümüz, denemeleri kurduğumuz büyük üretici bahçelerimiz bulunmakta. Bu konuda desteklerini de veren Baler Tarım gibi büyük çapta o elma plantasyonları bulunan bahçelerde de biz hem bu yeni çeşitler üzerindeki adaptasyon denemelerini hem de yapılacak olan artı ne gibi uygulamalar olabilir, eksiklikler nelerdir, bunların üstüne bir takım çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Yine aynı şekilde son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan Red John Hopkins çeşidi. Yani ilerleyen zamanlarda bahsedeceğiz. Yani bu slide aslında birçok şeyi içeren bir slide. Hem meyve tutumu, meyve kalitesi, toprak işlemesi, örtü sistemi, örtü sisteminin rengi. Yani bir fotoğrafa, şu anda şu fotoğrafa bakarken mesela birçok kriteri birden aslında değerlendirmeye almak gerekiyor. Çünkü hepsi ayrı bir faktör yapıyor meyvenin kalitesini ve verime. Dolayısıyla olmasını istediğimiz bir durum. Evet, gala çeşitlerini biraz daha şöyle bir yakından bakacak olursak, az önceki 2010 yılında denemeye aldığımız ve sisteme giren gala çeşitlerini gördük işte. Buke Gala, Şirinka Gala, Galaxy Gala, Mondial Gala gibi. Peki bu gala çeşitleri dünyada duruyor mu? Durmuyor. Yani ıslahçılar yeni gala çeşitleri de çalışmaya devam ediyorlar aynı zamanda. Hani bu çeşitlerin de aslında daha erken veya daha koyu renk yapan, daha aroması, şekeri, farklılık gösteren artı hastalıklara veya işte bir takım besin elementi noksanlıklarına karşı direnci yüksek olan çeşitlerin ıslah edilmesi amacıyla yapılmış bir takım çeşit çalışmaları. Bu çeşit çalışmalarında mesela ilerleyen dönemlerde bu çeşitlerin de üretime girmesi gerekliliği söz konusu gibi görünüyor. Yani mesela Gala'dan 5-6 gün önce daha iyi renk yapılan veya işte yüksek rakımlı yerlere çıktığında işte gece gündüz sıcaklık farkının da etkisiyle daha iyi renk yapan gala tiplerinin, mutantlarının kullanılması. Bazıları şu anda üretime de denemelerine alınmış ve üretime geçmiş durumda gibi de görünüyor arkadaşlar. Dünyada şu anda bahsedilen elma yetiştiriciliğinde bahsedilen bir diğer konu da kulüp elma çeşitleri. Yani elma çeşitleri bir topluluk, bir ekip, bir grup tarafından üretiliyor ve bu kulüp içerisinde bir kulüp düşünün. Yani bu kulüpte üretilen elma çeşitleri sadece kulüp üyeleri tarafından satışı yapılabilen elma çeşitleri olarak ortaya çıkıyor. Bunlar patentli çeşitler ve bu çeşitlerin satışı da her ülkede anlaşması yapılmış bazı firmalar tarafından yürütülüyor. Royalitesi ödenerek bu çeşitler ancak bu şekilde üretime geçirilebiliyor. Baktığımız zaman, bu çeşitlere baktığımız zaman genelde şu çeşit hemen hemen hepsinin kara lekeye dayanıklı olması önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada
bu özellik sayesinde organik tarım için bit seçme konusunda bu çeşitlerden kullanmak bizi bir adım öne taşır. Biz Pink Lady'yi denedik, Modi'yi denedik, Anzi'yi denedik. Denemedim. Fuji'nin birçok çeşidi var, mutantı var. Bu çeşitlerden birçoğu hala deneme aşamasında ama Pink Lady'yi çok iyi gördük. Modi ve Kanzi'yi de gördük. Jazz şu anda üretimde bulunan bir çeşit. Bunun yanında Fuji'nin yeni kitleri, yeni mutantları, yeni melezleme çalışmalarından çıkmış yeni Fuji kitleri de devreye giriyor. Yeni çeşitlerden cameo dediğimiz bir yine çeşit. Modi, sürekli bahsettiğimiz Modi çeşidi. Bu bir kulüp elmasıydı. Bu kulüp yani lisans alıp da bu satışa giren ülkeler arasında İtalya, Türkiye, Sırbistan, Rusya, Uruguay, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Yani burada bu patentli çeşidi alıp üretip kulübe belli bir royaltisi ödenmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi biraz partenokarp eğilimi çok yüksek partenokarp. Yaylada da yetişebiliyor. Adana'da soğuklaması düşük olan bir çeşit. Bazı yıllar subtropik bölgelerde yani sıcak bölgelerde soğuklamasını karşılıyor. Çok güzel meyve verimini geçiyor. Ancak esas olarak yayla bölgesi daha uygun gibi görülüyor. Renklerine bakımından da elmada önemli olan bir faktör olan gece gündüz sıcaklık farkı yayla bölgelerde daha fazla olduğu için renk denme orada biraz daha iyi oluyor. Burada Liberty, Gala melezi, kara lekeye dayanıklı dediğim gibi hani şu anda yeni elma çeşitlerinin büyük bir bölümü kara lekeye dayanıklı olarak o özelliğinin aktarılması veya olması üzerine yönlendirilmiş durum. Hani Crunch çeşidi Amerika'da en çok ön planda bulunan çeşitlerden yer alıyor arkadaşlar. Anzi çeşidi bizde de var, üretimde de yer alan. Bu da Karadaki'ye yine dayanıklı iyi bir çeşit. Pink Lady aynı zamanda Rosy Glow olarak da geçiyor. Jazz çeşidi. Bunlar her ikisi de şu anda üretimde yer alıyor. Yani üretimi yapılan çeşitler ve bunlar Karadaki'ye dayanıklı çeşitler. Yine yeni gelen çeşitlerden yani bazı çeşitler Lady Alice, Nata çeşitleri. Peki Avrupa, biz bu çeşitlere gidiyoruz ya sürekli bunları söylüyoruz. Bu çeşitleri Avrupa aslında daha önceden beri şey yapıyor, kullanıyor. Yani Pink Lady uzun yıllardır, biz de uzun yıllardır Pink Lady'yi kullanıyoruz ve hala Pink Lady gücünü kaybetmemiş durumda. Aynı şekilde Jazz çeşidi üretimde yer alıyor ve gücünü kaybetmiş. Unami çeşidi. Gördüğünüz gibi Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere. Yani bu kulüp elma çeşitlerini tercih ediyorlar. Yani kullanıyorlar ve ihracatta da kullanıyorlar bu çeşitleri. İhracatta da kullanıyorlar. Zaten hatırlarsanız ihracat şeylerine baktığınızda Hollanda ile Fransa önümüzde olan ülkeler. Bu çeşitlerin 2015 yılındaki payları ile 2025 yılı arasındaki payları arasında bir görüş alındığında, bir tahmin yapıldığında Gala çeşitlerinin yine artış yapacağı, Fuji'nin düşeceği üzerinde bir durum söz konusu. Ancak Fuji, sadece Fuji'yi Fuji olarak değerlendirmemek lazım. Fuji'nin de kendi içerisinde birçok alt mutant tipleri var. Bunlardan iyi olanları sayesinde belki bu düşüş olmayabilir. Bunun yanında Crips Pink çeşidi, Jazz çeşidi, Pacific Rose çeşidi, Ambrosia çeşidi bunların artışta olacağı düşünülen çeşitler. Yani kısaca biz ülke olarak elma üretiminde aslında iyi bir yerdeyiz. Teknolojinin kullanımı anlamında da iyi bir yerdeyiz. Üreticilerimiz eskisinden çok daha iyi. Teknik işlemleri, teknik uygulamaları çok iyi yapıyorlar, çok iyi takip ediyorlar. Az önce birazdan da bahsedeceğim işte bir takım işte kodlama uygulamaları olsun, diğer başka uygulamalar olsun. Bunları gerçekten çok güzel yapıyorlar. Ben şahsen gezdiğim yani gerçekten ciddi bu işi yapan bahçeli
ezdiğinde ben gurur duyuyorum. Dolayısıyla da iyiye doğru bir gidişatımız var elma üretimi, elma yetiştiriciliği. Dolayısıyla kısaca biraz da elmanın ne gibi istekleri var? Yani elma yetiştirmeyi yeni düşünen kişiler veya yeni bahçe kurmayı düşünen kişiler elma yetiştiriciliği yaparken, elma bahçesi yaparken nelere dikkat etmeli? Öncelikli olarak her şeyde olduğu gibi toprak işin temeli. Yani toprağın iyi bir şekilde önce bir analizlenmesi gerekmekte. Yeterli kireç, humus bulunduran tınlı kumlu, geçirgen toprakları sever elma. Kurak yerlerde, nemli yerlere göre toprak bakımından daha çok hassastır. Yani pek kurağı sevmez. Elmalarda kökler genellikle yayvan büyümekte ise de taban suyunun çok yüksek olmasını da istemez. Yani bir metrenin üstüne taban suyu çıktığında bu pek sağlık bakımından, elma kök gelişim bakımından iyi bir durum söz konusu yarat. Toprakta az oranda tuz bulunması halinde, yani tuzluluğa karşı biraz hassas toprak tuzluluğu. Zaten son yıllarda stres fizyolojisi çalışmalarında toprak tuzluluğu, tuzluluk üzerine yoğunlaşmış, kuraklık üstüne yoğunlaşmış durumda. Bütün stres fizyolojisi çalışmaları kuraklık, tuzluluk üzerine bir yoğunlaştığı görülüyor. Armuda göre daha hassas elma, onu söyleyebiliriz. Çok kireçli topraklarda demir alımındaki sorunlar nedeniyle de kloroz ortaya çıkıyor. Tabii ki bu bizim Akdeniz bölgesi topraklarına baktığımızda bu kaçınılmaz bir sonuç gibi görünürse de basit ufak tefek uygulamalarla bunlar üstesinden gelinebiliniyor. pH'nın 6-8 olması, yani nötr olması genelde isteniyor. Peki gübreleme olarak baktığımızda genelde biz gübrelemeyi hangi meyve türü, hangi meyve çeşidi ne olursa olsun öncelikli olarak bir toprak analizi ve yaprak analizi belli dönemlerde yapılması gerekliliğini her zaman söylüyoruz. Çünkü toprakta olan bir şeyi toprağa daha fazla vermenin bir anlamı yok. Bu sonuçların iyi değerlendirilip verilecek gübre miktarlarının saptanması. Eğer bahçemiz ürüne yatmışsa alınan ürün miktarı da bu hesaplamalar yapılırken göz önünde bulundurulması gerekmekte. Burada önemli bazı kriterler nelere göre yapılabilir? Çok kısa referans değerleriyle ilgili biraz bilgi vermek istedim ben size bu slaytta. Yaprak analizlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak makro mikro besin bitki madde düzeyleri miligram bölü gram olarak burada yer almakta. Bunları ben tek tek okumak istemiyorum. Ancak bunların hepsi kendi dozunda etkinliği en yüksek oranda bulunuyor. Yani fazla vererek, fazla gübre atarak meyvenin fazla büyümesi sağlanmıyor. Bilakis diğer bazı maddeleriyle antagonistik etki yaratarak diğerinin de alınmasını bu sefer engellediği görüldüğü için biz bu analizlere bakıp buna göre bir gübreleme programı çıkartmamız gerektiği konusunda hemfikir oluyoruz. Bazı besleme bozukları için ne gibi yaprak uygulamaları yapılabilir? Yani azot, kalsiyum, magnezyum, mangan, bakır, bor, çinko. Biliyorsunuz bor ve çinko uygulamaları son yıllarda geçtiğimiz dönemlerde de önemliydi. Ancak son yıllarda bor ve çinko biraz daha ön plana çıktı. Özellikle böllenme ve meyve tutumu üzerine çiçek tozu, çim borusu, tozu gelişimi, böllenmenin daha üst düzeyde daha iyi olması üzerine bor ve çinkonun önemi biraz daha ön plana çıktı. Bunun yanında işte kalsiyum biliyorsunuz, kara leke veya işte meyve eti sertliği konusunda çok önemli bir rol oynayan bir besin maddesi. Azot, azot ise bitkinin vejetatif dengesini sağlamada çok büyük önem teşkil eden bir gübremiz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta karbon azot dengesine de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bitki vejetatif mi geliştireceğiz, generatife mi döndüreceğiz yoksa dengedeyse yani ürünle yeşil aksamımız denge konumundaysa işte azot, fosfor, potas gübresinin dengesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı azotlu gübrelemelerde ağaç vejetatif gelişmeye gidiyor, meyvede yumuşamalar, farklı bir takım reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu gübrelemenin
toprak yaprak analizleri dikkate alınarak yapılmasında büyük bir önem olduğu düşünülüyor. Elmada biliyorsunuz tozlanma ve döllenme olayı da çok önemli. Yani bir meyvenin döllenebilmesi için çiçek tozlarının canlı, dişi organın aktif olması gerekiyor. Dolayısıyla da artı o döneme yağışın denk gelmesi veya aşırı havadaki sıcaklığın artması gibi bir takım olumsuz faktörler döllenmede bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Arı faaliyetinin az olması. Bu da çok önemli bir faktör. Dolayısıyla da bu tip yetiştiricilik yaptığımız yerlerde bizim gerek tozlayıcı çeşitlerimizi çok iyi seçmemiz gerekiyor. Yani hangi çeşidi tozlayacak ve bu çeşidimiz ve o ana çeşidimiz eş zamanlı çiçek açmaması, bunun iyi bir kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlar saptandıktan sonra, uygunluk saptandıktan sonra, ki bu yapılmış birçok çalışmalarla zaten belirlenmiş gibi görünüyor şu anda. Çeşitlerin hangi çeşitler tarafından tozlandığı, nasıl tozlandığıyla ilgili. Ancak adaptasyon çalışmaları, bizlerin de yapmış olduğu önceki adaptasyon çalışmalarının neden önemli olduğu burada aslında ortaya çıkıyor. Bazen yurt dışında yapılan deneme çalışmalarında oradaki sıcaklık toplamı veya oradaki ekolojik iklimsel faktörler, bir takım şeyler aynı moda mod yakalanamayabiliyor. Dolayısıyla kişiler arasındaki farklılıklar, küçük farklılıklar bazen ekolojik değişkenlik söz konusu olduğunda bu farklılıklar biraz artıyor. Dolayısıyla tozlanma dönemleri kaçabiliyor veya soğuk gereksinimini karşılayamayabiliyor veya sıcak toplamını bizim derim zamanını öngördüğümüz zamanda derim yapılamayabiliyor. Tüm bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bir diğer önemli faktörümüz ne? Arı faaliyeti. Arı faaliyeti. Yani arılar düzgün çalışmazsa, arılar tozlama işini iyi yapamazlarsa iklimsel faktörler veya başka sebeplerden dolayı burada yine meyve tutumunda bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bazı yıllarda ne oluyor? Bazı çeşitlerde tabii ki çok sık meyve tutabiliyor. Çok aşırı arı faaliyeti, aşırı bir şey, aşırı meyve tutumu. Tabii bunun da gerekli olan önlemlerini ilerleyen slaytlarda sizlerle paylaşacağım. Bu yansıda slaytta görmüş olduğunuz arı evi dediğimiz evler bulunuyor. Doğada bal arılarının çalışması için gerekli olan bazı sıcaklık dereceleri var. Bunun altında arılar çalışamıyorlar. Dolayısıyla tozlama olayını meydana getiremiyorlar. Burada yaban arılarının toprak altında yuvalandıklarını ve tozlama olayında da çok bir şekilde kullanıldıklarını gördük yurt dışında. Özellikle İtalya, birçok ülkede İtalya'ya gittiğimde orada direkt olarak yaban arılarını üretiyorlar. Yaban arılarını adamlar bahçelere yerleştiriyorlar. Yabani arıları yerleştiriyorlar. Ve bu arıların düşük sıcaklıklarda bile çalıştıkları için de hiçbir sıkıntı olmadan, tozlama, döllenme olaylarına herhangi bir sıkıntı karşılarına çıkmadan ürünü alabiliyorlar. Küçük küçük yerlerde arı evi dediğimiz bu evler, arkadaşlar, bu evlerde arılar geliyor, yaban arıları. Buralarda yuvalarını yapıyorlar ve burası ev gibi görünerek dışarıya tozlama da geçiş yapabiliyorlar. Kendine verimsizlik düzeyi çeşitlere göre değişiyor tabii ki. Örneğin Delicious çeşidi kendini tamamen verimsizken, Golden Delicious kendine kısmen verimli olabiliyor. Yabancı tozlanma isteği bakımından tüm kırmızı ve kırmızı super tipler ebeveynlerine benzemekte ve uyuşmazlık göstermektedir. Yani mutlaka ve mutlaka tozlayıcı çeşidi düzgün seçmemiz gerekiyor iyi bir ürün almak için. Şimdi bir diğer faktörümüz nedir elmalarda? Budama sistemi, budama şekli. Nasıl budayacağız? Ağaçlarımıza hangi şekli vereceğiz? Hangi ağaca, hangi kafamıza esen ağaca kafamızdan esen şekli verebilir miyiz? Veremeyiz. Ki üreticilerimiz gerçekten bu konuda da bayağı bir aşama kaydettiler. Ve gerçekten güzel, iyi bahçeler, güzel budanıyor. Bakım işlemleri gerçekten çok güzel gidiyor. Peki biz budama sistemlerinden biraz bahsedecek olursak nasıl yapalım, ne olur? Klasik bahçeler, yani serbest şekil olarak verdiğimiz bahçeler. Bunlar
verdiğimiz sistemler Goble sistemi. Goble sistemi 3 ana daldan oluşan bir sistemdir. Bu sistem çok eski bir sistemdir. Serbest direk sistemi bunlar istemeyen sistemlerdir. Yani bunlar aslında klasik serbest şekiller olarak geçiyor. Doruk dallı sistem, merkezi lider dediğimiz, değişik doruk dallı modifiye lider sistem, çalı şekli, o Spanish Bush diye de geçiyor, İspanyol çalı da geçiyor, çalı şekli olarak da geçebiliyor. Bodur sistemlere geçtiğimizde, yani bodur, bodur dediğimiz olay arkadaşlar, anaçların bize sunduğu bir fayda. Anaç kullanıyoruz biz meyve yetiştiriciliği yaparken, yani anaçları kullanmamızın da bir takım sebepleri var tabii ki. Gerek toprak altı işte hastalık zararlara dayanıklılık olsun, gerek işte gençlik kısırlığının yani daha çabuk meyveye yatma olayı olsun, gerek birim alana işte daha yüksek plantasyonlar yapılarak birim alandan yüksek verimler elde edilme olsun, bakım, ilaçlama, budama teknik gibi işlemlerin daha minimum düzeyde yapılması konusunda anaçlar bize bir seçenek sunuyor. Yani bodur anaçlar, yarı bodur anaçlar, tam bodur anaçlar gibi anaç portföyümüz var. Birazdan iki slide'da göreceğiz. Peki biz bu zorunlu şekillerde yani bodur anaç olarak kullandığımız, bodurlaştırıcı olarak kullandığımız anaçlarla hangi şekilleri verebilirmişiz? Palmet şekli, kordonlar. Arkadaşlar bu söylediklerimi birazdan fotoğraflarla göreceğiz. Daha güzel görseller üzerinde daha güzel göreceğiz ve kafamızda daha çok canlanacağını düşünüyorum. Kordon sistemi, spindel sistem, süper spindel, bol spindel ve normal spindel. Gördüğünüz gibi bu spindelin çok çok farklılıkları var. Spindel sistemi aslında çam ağacı şekli gibi bir sistem olarak bunu düşünün. Spindel, süper, bol, normal. Bunlar arasındaki farklılıklar nedir? Birazdan ona da bakalım. Yumuşak çekirdekli meyvelerde, elmalarda, dal, Temmuz ayında açıları bodur anaçları aşılı standart çeşitlerde 90 derece olacak şekilde. Yani biz bu açı genişletme işlemlerini genelde Temmuz ayında yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de standart çeşitlerde 90 derece, yarı bodur anaçları aşılı supur çeşitlerde ise 45 derece olması şeklinde bir ayarlama yapmaya çalışıyoruz. Dal açısı burada önemli bir nokta aslında. Çünkü dik bir dal tepe tomurcuğu hakimiyeti olduğundan dolayı bütün besin maddelerini çekeceği için alttaki gözlerin meyve gözüne dönmesi yani besin maddelerinin yeterince birikip meyve gözüne dönmesine imkan bulamayacağı için buradaki açı genişletme olayları ağacın ve anacın gücüne bağlı olarak değişiyor. Yani kimisinde 90 derece, kimisinde 45 derece, kimisinde biraz daha 60 derece gibi bir değere getirmemiz gerekiyor. Budamada dalları 90 derece yatık büyütülmesi gereken çeşitler. Yani tamamen 90 dereceye, yani bir su borusu düşünün, yukarıya doğru su tam gaz yukarı doğru gidiyor su borusunda. Dolayısıyla da besin maddeleri hiç yan kanallara gidemiyor. Bunun gitmesi için eğer çok güçlü bir basınç varsa hem anaç olarak hem de çeşidin gücü olarak o zaman bunu 90'a yatırıp buradaki akış hızını daha da iyice azaltıp gözlerin meyve gözüne dönmesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada kullandığımız anaç bizim M9 anacı. Bu güçlü bitkiler bunlar, güçlü çeşitler. Fuji grubu, Jonagold grubu bunlar standart çeşit diyoruz biz bunları. Çok güçlü büyüdükleri için de bunları zayıf anaç olan M9 anacı üzerine aşılıyoruz. Peki zayıf büyüyen çeşitler yani supur dediğimiz çeşitlere ne yapmamız gerekiyor? Bu çeşitler zaten supur. Supur demek arkadaşlar boğum araları kısa, çok sık meyve. Çeşitlere biz supur çeşitler. Çeşitleri biz tutup da bodur bir anaca aşılarsak meyvenin kalitesi çok kötü olur. Yani çok meyve var ama kök sistemi bunu besleyecek kapasitede ve güçte değil. O zaman meyveler istenilen iriliğe ve ağırlığa ulaşamaz. Bu yüzden de burada genelde biz 106 ve 110 bit anaçlarını kullanıyoruz bu çeşitlerde. Bir diğer önemli noktamız arkadaşlar geriye budama. Yani geriye budama dediğimiz şey bir ana gövdeyle yan dal rekabete girmişse, rekabet demek şu anlama geliyor, aynı kalınlığa gelmişse bu
bunlardan yani ana dal gibi davranmaya başlamışsa biz bu dalı bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Sıfırdan kesim yapmamaya dikkat edin. Yani sıfır kesim yaparsak orayı körletmiş oluruz. Oradan bir daha dal çıkması söz konusu olmayacağı için ağacımızın bu bölümü çıplaklaşacak. Böyle bir şey olmaması için yere paralel, toprağa paralel bir şekilde burada uyuyan süpler gözler tekrardan patlayarak yeni zayıf bir dal oluşturmasına biz geriye budama diyoruz. Buradaki şekil aşamaları görüyoruz. Buradaki dalımız birinci aşamamız. Bu dalı biz tamamen sıfırdan çıkarmak yerine yere paralel bir şekilde çıkartıyoruz. Üçüncü noktada kesim yapılmış halini görüyoruz. Bir sonraki yılda da gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3 tane yeni sürgün çıkmış. Biz bunlardan bir tanesini artık hem yatırmaya hem de açı bakımından sıkıntı yaratmayacak biçimde bir tanesini bırakıp diğerlerini çıkartmamız söz konusu oluyor. Budamada şekil kriterleri ve süre üzeri dikim aralıkları, ağaç yapı ilişkileri. Az önce dedik ya işte süper spindel, kordon, tol spindel nedir? Yani buna bakacak olursak burada ağaçların taç iz düşümleri önemli bir nokta. Yani taç iz düşümü 50 santimden az ise, 50 santimetre kareden az ise kordon dediğimiz, şu aşağıda görmüş olduğumuz kordon budama sistemleri arkadaşlar. Gördüğünüz çok sık yapılan bir budama sistemi. Yaklaşık olarak sıra üzeri mesafeler 40-50 santime kadar düşürülebiliyor. Taç iz düşümü 50 ile 100 arasındaysa az önce bahsetmiştik süper spindel meyve duvarı. Meyve duvarı nedir? Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Yüksek ağaç şekli, bu da son yıllarda çok önemli bir budama sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek ağaç formu diye bahsedeceğiz. Ve bu burada da sıra üzeri mesafeler 50-100 santim olarak karşımıza çıkıyor. Peki taç iz düşümü çapımız 100 santimden büyükse buradaki kullanacağımız budama sistemi de spindel, dolaks, tol spindel. Tol spindel dediğimiz biraz daha uzun. Yani yüksek ağaç formu gibi de düşünülebilecek bir şey aslında bu ama yüksek ağaç formundaki sıra üzeri mesafemiz 50-100 santime geliyor. Burada da yani hepsi birbirini aslında birazcık ucundan yakalıyor. Yani 50-100, 100-200. Yani çeşit amaç kombinasyonu tabii ki çok önemli. Buradan da mesafelerden de anlaşılacağı üzere bu kadar sık dikim yaptığımız bir şeyde genelde tam bolur araçları kullanmamız gerekiyor. Burada yeni olan budama sistemlerinden mesela Kaim Green Bush sistemi, Dropa sistemi, Bibaum sistemi. Burada da sıra üzeri mesafeler 100-200 santim olarak görünüyor. Az önce elma anaçlar diye bahsettik. Bu anaçları çok kısa hemen hızlı bir şekilde görmek istersek seedling dediğimiz çığır anaçlarımız. Sulama suyunun olmadığı, yetersiz olduğu bölgelerde kök sisteminin çok güçlü olmasını istiyoruz. Dolayısıyla burada biz çöğür anaçlarına gidebiliriz. M111 anaç, MNA111, Budagovski anacı, 106 anacı, 7, 26. Burada en çok kullanılan bolur anaç olarak da gördüğünüz arkadaşlar M9 anacı serisi var. Burada aslında çok seri var. Bunlar şu an son yıllarda ülkemizde de mesela Pajam anacı, Genova anacı, Budagovski anaçları bunlar da denenmeye başlandı ama şu anda ticari olarak ülkede en yaygın, tüm dünyada en yaygın anaçlar tüm başında bolur anaç olarak M9 geliyor. Peki M9'un hassas olduğu nokta ne? Kök boğazı hastalıklarına dayanıklıyken ateş yanıklı ve pamuklu bite hassas olarak karşımıza çıkıyor. Yani anacımızın da artı kökler çok yüzlektir. Yani mutlaka tel ve direk sistemi gerektiren bir anaçtır. Tel direk sistemi ve su gerektiriyor. Yani bodur bahçecilik yapacaksak, bodur sistem kullanacaksak mutlaka sulama suyumuzun olması gerekiyor. Sulama suyu yoksa, yetersizse yarı bodur veya çöğürlere doğru bir gidişat yapmak gerekiyor. Buradaki yani M106 veya 111, 106 anacının ise artıları ve eksilerine baktığımızda kök boğazı hastalıklarına hassas, pamuklu bite dayanık. Yani birinde olan birinde yok, birinde olan birinde yok. Dolayısıyla bunların bu özelliğini bilerek yapılacak uygulamaları da ona göre yapmamız gerekiyor.
Elma çeşitlerinde biliyorsunuz ana çeşit kombinasyonu çok önemli. Az önce de bahsetmiştik supur çeşitler ve standart çeşitler. Supur çeşitler sık meyve tutan, boğum araları kısa, çok sık meyve tutan çeşitlerdi. Ve kesinlikle biz bunları bulduran ağaçlar üzerine aşılamamak konusunda hemfikire varmıştık. Çünkü meyve kalitesini yakalamamız mümkün değildi. Diğer ise standart tiplere baktığımızda da bunları biz ne yapıyoruz? Genelde yarı boylu ağaçlar üzerine aşılıyoruz. Dikim mesafelerine ve hektara düşen ağaçlara baktığımızda burada arkadaşlar 4166, yani dekara 410 ağaca kadar çıkış yaptığı görülebiliyor. Yani 410 ağaç veya 330 ağaç, 416 ağaç gibi gördüğünüz gibi budama sistemlerine göre bir durumumuz söz konusu. Evet, az önceki bahsettiğimiz işte süper spindel nedir? Süper spindel sistemde nasıl bir, dediğimiz gibi çam ağacı bir şekli. Brookfield Gala çeşidi M9 üzerine aşılanmış ve süper spindel yapımı uygulama. Gördüğünüz gibi sıra üzeri mesafeler çok sık. Tamamen bir meyve duvarı da denilebilecek bir görüntü. Yani resmen bir platform gibi, duvar gibi yapılmış bir uygulama. Anaçlarda gördüğünüz gibi hafif şişkinlikler olabiliyor. Bu öldürücü bir uyuşmazlık değil, geçici bir şey. Besin maddesinin aşırı hızlı gelip anaç kalem büyüme hızından kaynaklanan bir durum. Ama herhangi bir sıkıntı yaratacak bir durum değil. Yine bir fotoğrafa bakarken her şeyi şöyle bir değerlendirmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi toprak işlemeye baktığımızda damlama sulama sistemi geçiyor. Bu bölgelerde çıkan şeyler az, yabancı ot, yoklanacak kadar az. Çapa yapılıyor muhtemelen. Bu bölgede ise tamamen biçilmiş gibi, çim saha gibi bir durum görülüyor. Süper spindel de Brabourne çeşidi. Gördüğünüz gibi bu çok fazla meyve tutumu olan bir çeşit. Yani burada bir öncekine göre baktığımızda daha fazla bir meyve tutumu olduğunu görüyoruz. Yani çeşitler biraz daha böyle meyveyi aşırı tuttukları için seyreltme ve diğer bakım işlemleri biraz daha fazla olabiliyor. Sol spindel dediğimiz olayda ise yine çam ağacı şekli gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru ince iyi şeklinde geliyor. Sol dediğimiz için buradaki yükseklik arkadaşlar 2.7 hatta 3 metreye kadar çıkabiliyor. Yani biz ağacımızın gökyüzü boş. Yukarıya doğru ağaçlarımızı iyice uzatıyoruz. Normal direkt yüksekliğinin de biraz daha üstüne çıkıyor. Ve meyve aldığımız platformu biraz daha yükseltmiş oluyoruz. İleride bahsedeceğiz. Bunun bize ne gibi bir faydası var? Yani ağacı yüksek forma taşıma, yani daha uzun hale getirmek bize ne sağlıyor, ne faydası var, ne kaybettiriyor, ne kazandırıyor, buna bakacağız. Yine gördüğünüz gibi kapalı toprak işleme sistemi var. Yani ot var. Sıra üzeri çapa yapılmış. Bu şekilde hem topraktaki su ve nem korunmuş olarak görünüyor. Evet, bir baum budama sistemi diye yeni bir budama sistemi aslında yeni değil. Yıllardır kullanılıyor. Ancak patentli. Hani nasıl kulüp elma çeşitleri var patentli. Her şey patentli. Kulüp elma çeşitleri biraz daha bu konuya hassas davranıyor. Bir baum denilen bir budama sistemi yapılmış. Bu da gerçekten farklı bir budama sistemi ve artıları olan bir budama sistemi. Tek bir gövde üzerine iki tane aşı yapılıyor. Sağa ve sola aşılar yapıyor. Ve bu aşılardan çıkan iki tane sürgünümüz ağaç gibi davranıyor. İki ayrı kök sistemi sanki iki ayrı ağaçmış gibi davranıyor. Aslında tek bir ağaç. Tek bir fidan var. Burada şematik fotoğrafından ziyade burada gerçek görselini ben görmenizi istedim. Bu şekilde yapılmış bir teknik arkadaşlar. Bu da patentli bir sistemi. Bu da meyve ağaçlarının bir bağım sisteminde çiçeklenme dönemine denk gelmiş fotoğrafı görüyorsunuz. Gayet güzel meyve duvarı şeklinde. Üstte bile sistemi var gördüğünüz gibi. Açılıp kapanabilecek şekilde. Bu da meyveye dönmüş hali. Ağaçların aynı şekilde yukarıya doğru çift ediyor. Farklı bir şekil.
Gördüğünüz gibi hafif toprak yükseltme de yapılıyor. Taban suyu demiştik, 1 metreden fazla olan bir durumu sevmez elmalar. Sıkıntı yaratabilir. Böyle bir risk gördüğümüzde burada hafif toprağa yükseltilerek, yani biraz daha yükseltilip de dikim yapılabilir. Mutlaka ve gördüğünüz gibi örtü sistemleri her yerde artık kullanılıyor ve kapalı toprak işleme sistemleri kullanılıyor. Bu kegala çeşidinde ağaç başına verim değerlerini incelemişiz. Ne yapmışız? Burada birinci yıl 1 kilogram, ikinci yıl 5 kilogram, üçüncü yıl 8-10 kilogram, dördüncü yıl 15-20 kilogram, beşinci yılda ise 25-35 kilograma kadar bir ürün almaya başlanmış. Mesafelere baktığımızda hektara 3500 ağaç, yani 350 ağaç dekara konulmuş. Yani yaklaşık olarak 10 tonun üzerinde, dekardan bir dönümden 10 tonun üzerinde bir ürün olarak düşünülebilir. Ağacın yüksekliği 3.8 metre. Yüksek sistemler bunlar, gördüğünüz gibi. Budama standart ağaca göre %20-25 daha az. Toplama ise saatte yaklaşık olarak 250 kilogram saatte toplama hızına sahip bir budama sistemi. İBAM sisteminden bahsediyoruz. Tekrar hatırlatayım. Buradaki kök gelişimi iki yönlü olma durumunda ve gerçekten de çok iyi, verim açısından da iyi olduğu görünüyor. Rosiglow çeşidi. Bu da kara lekeye dayanıklı bir çeşit. Az önce bahsetmiştik ya, meyve duvarında da, işte meyve duvarı. Yani bu ne demektir? Fotoğrafta bu bir resim. Fotoğraf değil, bir resim. Sanki elmalar bir duvara dizilmiş, raflara konulmuş gibi görünüyor. Yine kapalı toprak işleme. Sıra üzerinde de yine damlama sulama sistemleri falan bir sistem. Burada farklı farklı sistemler kullanılabiliyor. Buradaki dikim mesafeleri 90 santime veya kesildikten sonra 60 santim, 40 santime kadar düşüyor. 80 santim. Toplamda 80 santim. Burası 180 santim. Burası 40 santim. Kesimden sonraki durum. Bu kesimleri peki neyle yapıyorlar? Ülkemizde de bu tip aletler kullanılıyor. Genelde bu tip aletler, yani işçilikten tasarruf sağlamaz. Biliyorsunuz işçilik artık Türkiye'de de pahalı. Ama dünyada en pahalı şeylerden bir tanesi de işçi. Dolayısıyla yeterli iş parayı da versek işçiyi, iş bulamadığı için mekanikleşme, mekanizasyon olayı Avrupa'da çok gelişmiş durumda. İtalya'da, Almanya'da, birçok yerde bu aletler çok kullanılıyor. Evet. Makinayla budanmış bir elma bahçesini görüyoruz. Pink Lady çeşitinde meyve duvarı. Gördüğünüz gibi yabancı otlar veyahut da fi gibi azot bağlayan, pardon, takım materyaller de sıra arası tutulabiliyor bu şekilde. Ancak sıra üzeri çapayla veya mekanik bir şekilde otların alınması durumu söz konusu. Alçak ağaç formunda yükseklik 2,5'a düşüyor. Yüksek ağaçta biliyorsunuz 3,8'e kadar çıkmıştı. Alçak ağaçta ise filenin yüksekliği 3 metreye kadar çıkıyor. Sıra arası ve sıra üzeri mesafe 3,5 ile 1 metre arasında değişiyor. Ağaç sayısı 3600, yani 360. Tekinde daha fazla bir ağaca da çıkılabiliyor bazen. Ama buradaki esas faktör aradaki bu yarım metrelik yukarıya doğru uzama farkı veya 30-40 santimlik fark orada bir üründe bir fark yaratıyor. Yükseklik sınırı 3,5 metre, ağaç yüksekliği, file direkt yüksekliği 4 metre olarak görülebiliyor. Bu bazen biraz daha yükseltilebiliyor. Yani 3,80'e de çıkabiliyor bu ağaç yüksekliği. Sıra arası ve sıra üzeri mesafelere baktığımızda 3,5-1 metre olarak dekara yine 360 ağaç düşüyor. Buradaki bize sağladığı fayda ne? Ağaç içinde ve dışındaki meyve kalitesini iyileştirmemizi sağlıyor. Yüksek meyve verimi elde etmemizi sağlıyor. Daha az iş gücü kullanmamızı sağlıyor. Burada
alçak ağaç formu ve yüksek ağaç formlarının birlikte görüldüğü bir fotoğrafı biz kullanmak istedik. Gördüğünüz gibi ortada alçak ağaç formu, burada yüksek ağaç formu olarak bir ağaç formlarını, şekillerini gördük. Elstar yine, Elstar çeşidi de önemli bir çeşit. Üretimde şu anda Amerika'da da önemli bir yere sahip. Türkiye'de de üretimi yapılıyor. Yine eski çeşitlerden bir tanesi Aydıret çeşidi. Bu Aydıret çeşidinin de aslında kalitesi çok, hala üretimde de yer alan bir çeşit, güzel bir çeşit. Temmuz başı tepe budamasından sonra burada küllemeli sürgünler falan varsa bu aşamada hastalığın daha alt taraflara ilerlemesini engellemek için bu şekilde bir budama işlemiyle de önlenme yoluna gidilmiş oluyor. Bu tip yerlerde bir çalışma platformu gerekiyor. Tabii yüksek sistemlerde bir platform gerekiyor. Platformun üstüne çıkılması gerekiyor. Evet, farklı bir yine görüntü. Ağaç yüksekliği 2.8 metre, dikim mesafesi 3.80 bahçe. Yüksek dikimle, yani yüksek sistemle alçak ağaç sistemi arasındaki verim değerlerine baktığımız zaman burada kırmızılar yüksek ağaç sistemiyle, yeşil ise, yani veya turkuaz da olabilir. Ben bu şekilde görüyorum. Slide'da nasıl görüyorsun? Kırmızı yüksek ağaç formunu gösteriyor. Gördüğümüz gibi yıllar bazında da sürekli olarak yüksek ağaç formu daha fazla meyve, ürün alın. Yani birim alandan aldığımız ürün birinde 37-38 tona çıkarken 2010 yılına bakalım mesela. 2010 yılında 37-38 tona çıkarken 28 tona falan çıkıyor. Yani hemen hemen bir dekara bir 4-5 ton veya 10 tona kadar bir fark yakalanabiliyor. 2012'de 5100 ağaç, yani 2014 yılında 12.4 kilogram ağaç başına verim olarak alınmış. Dolayısıyla da dekara, hektara 63 ton, yani ortalama 6 ton dekara, 6.3 ton. Bizim ilk slaytlarda eğer hatırlarsanız eğer, veyahut da bir sonraki slaytta da olabilir, tam hatırlayamıyorum, bakarız. Yüksek sistemde John Agol çeşidinin meyvelerini görüyoruz şu an. Sıra üzeri ve sıra arası, görmüş olduğunuz gibi burada yabancı ot çapa sistemi veya işte organik konvansiyonel tarımda arkadaşlar genelde yabancı ot ilaçları kullanılıyor bir şekilde. Ama organik tarıma biz ileride bahsettiğimiz zaman bu bölgeye mulch sistemleri veya mulchların da farklı tiplerini kullanabiliyoruz. Yani çok farklı mulchlar var. Yani organik içerikli mulchlar, ışığı geçirmeyen, havayı ve suyu geçiren mulch tipleri var. Az önce size bahsettiğimiz yüksek platformlar gerekiyor bu sistemlerin çalışması için. Yani biz tamam yüksek sistemini kurduk, çok güzel. Bunu nasıl toplayacağız? Bunun budamasını nasıl yapacağız? Teknik işlemlerini nasıl yapacağız diye düşündüğümüzde karşımıza böyle ekipmanlar çıkıyor. Dolayısıyla tarımda artık teknolojik gelişmeleri, teknolojiyi de bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu budama ve bakım işlemleri bu şekilde aletlerle yapılıyor. Elma hasadı yapılırken kullanılan bir alet. Bu Türkiye'den bir görüntü, meyve bahçesinden bir görüntü. Bu Pozantı'daki bizim deneme alanlarımızdan bir görüntü. Pozantı Tarımsal Araştırma'nın yüksek ağaç formu, alçak ağaç formu olarak o zamanlarda yapılmış bir denemeden görüntü. Şimdi bazı meyve ağaçları dediğimiz gibi suku çeşitler, hocam, standart çeşitler. Efendim? Pardon, dilerseniz bu konuya geçmeden önce bir ara verelim. Tabii ki, nasıl isterseniz. Aramızdan sonra devam edelim. Tamam Elif Hanım, sizin uyarmanız iyi oldu. Ben kaptırdım, gidiyorum. Bilmiyorum, arkadaşlarımız memnun mudur? Siz ne diyorsunuz? Sizin önce ben sizle görüşürüm. Sizin fikrinizi alayım. Nasıl gidiyor? Uyutuyor muyum insanları? Yoksa dinlettiriyor muyum? Bilemiyorum. Hocam,
bu görseller karşısında uyumak ne mümkün hocam? Yani gerçekten güzel bir, bizim için şölen oldu, görsel bir şölen oldu. Elmalar mükemmel çok, görünüyor. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Hocam. Çok teşekkür ederim. O zaman ne yapıyoruz? Saat 22.03, 22.13'te buluşuyor muyuz? Evet hocam, 10 dakika bir aramız var. Tamam, bu teşekkür ederim. Biraz dinlenmiş olursunuz hocam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşmek üzere hocam. Evet arkadaşlar, 10 dakika aramızın vakti geldi. Yoklamalarımız ve sorum var etiketiyle sorularınızı iletebileceğiniz linkimizi gruplarınızla paylaşacağım. 10 dakika sonra sizlerle de görüşmek üzere. Hazırlamış olduğu badem simlerine hoş geldiniz. İlçemizde badem üretimi 1500 dekar alanında yapılmakta. Tarımın içerisinde eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Antalya zaten badem için önemli bir potansiyelde, Döşem Altı ayrı bir potansiyelde. İsmim Ajran Yılmaz, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü'nde özellikle badem ve Antep fıstığında çalışmalar yürütmekteyim. Tabii iki gündür Antalya Tarım Orman İl Müdürlüğümüzün organize etmiş olduğu iki farklı ilçede badem çalıştayı yaptık. Öncelikle çok dinamik bir teknik elemana sahip olan il müdürlüğümüze ve bu çalıştayda bizlere destek veren, üreticilerimizle buluşturan teknik elemanlara teşekkür ediyorum. Antalya iklim olarak, toprak yapısı olarak mevcut imkanları bazında bademde dar boğaz olan alanlar içerisinde konularda çok önemli fırsatlara sahip. Zaten bu çalıştayı yapmamızdaki amaç da bir farkındalık oluşturmaktı. İki tane ilçemizde yapmış olduğumuz eğitimler çalıştayda da zaten bir farkındalığı oluşturduk. Artık bundan sonra mevcutta yanlış yapılan hatalar, yapılması gereken doğru uygulamalar yapıldığında Antalya'mızda bademin de bir farkındalık olacağını inanıyorum. Bu çalıştayın düzenlenmesinde, planlanmasında ve desteklenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Pınar Tugay Karaca. Ahırtaş köyünde bahçe sahibiyim. Eski yaşlı badem ağaçlarından oluşan küçük bir bahçem var. Eğitim çok güzeldi. En azından yanlış yatırımlardan, yanlış uygulamalardan bizi koruyor. Yanlış şeylere zaman ve emek harcamaktan, para harcamaktan koruyor. Ben kendim şahsen buğday, arpa ve mısır üreticisiyim. Bu programa katıldıktan sonra içimde bir aşk belirdi yani badem ağacına doğru. Badem ekmek istiyorum. Çok güzel bir arazimiz var. Hocamızla da görüştüm. Bu arazide ilk önce suyu yakalayalım. Daha sonra ıslah edip badem dikelim dedi inşallah.
ülkemizin yani ekonomik olaraktan da güzel bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah başarılı olurum. 10 sene öncesinden badem üretimi işine girdik. Niye girdik? O dönem için %93'ü yurt dışında alıyorduk bu ürünü. Şu anda zannediyorum hocanın da anlattığına göre oranlar düştü. Yani bir devlete, millete bir katkımız olur mu amacıyla girdik. Eksikliklerimiz yok mu? Var. Onları da tamamlamak için geldik. İnşallah daha başarılı bir konuma geliriz. Şu andaki eğitim veya anlatım, seminer 10 numaraydı, bilgiliydi. Döşem altında ikamet ediyorum. Akkoç köyünde badem bahçem var. Sağ olsun hocamın sayesinde bildiğimiz doğrular yanlışmış ama onun sayesinde güzel katkılar verdi bize. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah devamı Döşemaltı ilçemizde devamı gelir bunun. Döşemaltı Badem Ağacı Mahallesi'ndenim. 15 dakika kadar badem bahçem var. Hocamızın verdiği eğitim son derece yararlı oldu. İnşallah gerisi gelir. Bugün bu eğitimin burada olması çiftçilerimiz için çok çok güzel oldu. Çiftçilerimiz çok memnun oldular ve çok çok soru sordular. Ben bu bilgilerden doğrusu faydalandım. Yani bilgi bilgidir, bilgi almak lazım. Sağlık için balık yiyin. Ben Ayhan Alp. Burası Çayboğazı Barajı, Gömbe Yaylası, Kaş ilçesi Antalya iline bağlı bir alabalık çiftliğindeyiz. Değilsin. 10 yıldan beri buradadır. Balık üretiriz. İri alabalık üretiriz. Ben balıkçıyım. Mesleğim balıkçılık. 30 yıldan beri bu sektörde hizmet vermekteyim. Mutluyum. Üretim yapmak, işlenmiş ürün balıklarımızı işleyip ihracat yapmak çok iyi bir şey. Güzel bir şey. Memleketimize katkı sağlayan bir sektörde emek vermekteyim. Biraz zahmetli iş ama sevdiğim bir iş, güzel bir iş. Ürettiğimiz iri alabalıkları başta Japonya olmak üzere Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktayız. Bu ürettiğimiz balıkların Norveç somonundan daha kaliteli olduğunu uzmanlar tarafından belirtildi, kontrollerden geçildi. Hakikaten çok kaliteli bir balık yetiştiriyoruz. İnşallah bu iri balığı da Türk somonu olarak tüm dünyaya duyurup bu üretimi arttırmayı planlıyoruz. Sürdürülebilir, çevre şartlarına uygun, çevreyi koruyarak üretim yapmaktayız. Kuluçkanelerimiz, yetişiklik tesislerimiz, işleme fabrikalarımızla beraber 120 kişilik bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Bu 120 kişiyle birlikte bu sektöre emek vermekteyiz. Bu sektöre hizmet vermekten dolayı da mutluyum, gururluyum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Gürsel Coşkun, Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürüyüm. Antalya olarak 640 kilometrelik bir sahil şeridi, içeride de deniz, akarsu, göl ve göletlerimizle büyük bir üretim potansiyeline sahip olan bir iliz. Büyük miktarda da üretim yapıyoruz, yaptığımız ürünleri de ihraç ediyoruz. Suyun, havanın ve toprağın kirlenmemesi gerekiyor, sürdürülebilirlik çok önemli.
Balık önemli bir besin kaynağı. Özellikle protein açısından çok değerli. İçermiş olduğu yağ asitleriyle de diğer hayvansal ürünlere göre daha az miktarda doymuş yağ asitleri içermiş olması sebebiyle kalp damar hastalıkları açısından önleyici bir etkisi var. Bunun yanında şeker hastalığını önleme potansiyeli mevcut. Çocuklar için kas ve kemik gelişimi açısından, zeka gelişimi açısından, yaşlılarda Alzheimer hastalığının engellenmesi açısından mutlak surette tüketilmesi gereken, özellikle bu pandemi sürecinde mutlaka ve mutlaka haftada en az 2 defa tüketmemiz gereken bir besin kaynağı. Sağlık için balık tüketin. Evet arkadaşlar, 10 dakika aramızı tamamladık. Yoklamalarımızı ve sorun marifetiyle sorularınızı iletebileceğiniz linkimizi gruplarımızda paylaştım. Dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam emeğinize sağlık. Çok güzel gidiyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel görüntüler sizin anlatımınızla da birleşince gerçekten çok güzel bir sunum oldu hocam. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Sağ olun. Tamam. Sizde. Tamam. Tekrar paylaşım yapmanız gerekiyor hocam. Kapatmıştım ben. Evet, paylaşıyorum. Tamam herhalde. Evet, her şey yolunda hocam. Tamam, çok güzel. Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Kısa bir ara verdik. İyi oldu herkes için. Şimdi çok tutan elma ağaçlarımızdan da bahsetmiştik. Super meyveler, elma ağaçlarındaki işte aşırı meyve tutumu. Tabii bu kaliteyi olumsuz yönde etkileyen bir durum. Peki biz burada ne yapmamız gerekiyor? Seyreltme dediğimiz olayı yapmamız gerekiyor. Seyreltme olayını da biz genelde 4 şekilde yapıyoruz. En çok kullanılan yöntemler 4 yöntemimiz var. Elle seyreltme, kimyasal seyreltme, hormonlarla seyreltme ve mekanik seyreltme. Şimdi konvansiyonel olarak baktığımızda kimyasal veya hormonla seyreltme çok kullanılan yöntemler. Ama riskli yönleri var. Riskli yönleri nedir? İlkbahar geç donları büyük risk teşkil ediyor. Yani çiçek döneminde yapılan bir seyreltme bu yöntemde. Dolayısıyla çiçek dönemindeki yaptığımız seyreltmenin arkasına küçük meyve döneminde herhangi bir boğuk riski kalan meyvenin de gitmesine sebep olabileceği için bu biraz riskli görülüyor. Onun yanına üretici işçilik maliyetlerini de artık göze alarak elle seyreltme en iyi seyreltme olarak karşımıza çıkıyor. Fakat son yıllarda ise yine çiçek döneminde yapılan dozu ve şiddeti çok yüksek olmayan mekanik seyreltme yöntemleri de ortaya çıkmış durumda. Şimdi bir elma bahçesine yaklaşık olarak hektardan 35 tondan az verim alınırsa, yani bu ne demektir? Dekardan 3,5 tondan aşağı ürün alıyorsanız siz zarar ediyorsunuz. Bunu 100 tona kadar çıkarabilirsiniz. Yani bölümden 10 tona kadar çıkarabilirsiniz. Ben bir kere Adana'da Golden Dorset diye bir elma çeşidimiz vardı deneme alanımızda. Bunu örtü altına aldık. Ne yapabiliriz diye düşündük. Ve bir dekardan örtü altında Golden Dorset elma çeşidinden yaklaşık olarak 12 tona kadar, 13 tona kadar elma çıkarttık. Bu ne oldu? Çok büyük bir başarım elde ettik. Verim çok güzel. Kalite, irilik orta. Yüksek de seviyede değil. Yani ürünü arttırırken de kaliteyi de kaybetmemek de lazım. Kaliteyi de yakalamak lazım. Yani belli bir standartizasyon olması gerekir ki biz eğer hedefimiz ihracatsa belli bir kalibrasyonu yakalamamız gerekiyor. Peki burada bizim avantajımız ne oldu? Yani bir dönemden siz 12 ton, 13 ton, 14 ton ürün aldığınızda avantajınız ne oluyor? Meyve suyu sanayinde elma çok büyük bir yer teşkil ediyor. Dolayısıyla meyve suyu sanayinde siz bu elma suyunu kullandığınız anda gerçekten büyük bir ekonomik bir güç meydana getiriyor aslında. Bu çeşit elma suyu sanayinde kullanılabilecek bir çeşit gibi bir yaklaşımımız vardı. Ancak
O yıllar o kadar çok fazla üstüne düşemedik bu çalışmanın. O şekilde kalmıştı. Seyretmede kullanılan maddeler genelde yansıda da görünüyor. Ben bunları tek tek okuyup sizleri sıkmak istemiyorum. İlerleyen dönemlerde bunu durdurup seyredeceğiniz zaman bakma şansınız olabilir. Genelde bunlar işte hormon içerikli, gübre içerikli maddeler oluyor. Ve bir veya iki uygulama, çiçek dönemlerinde yapılan uygulamalar olabiliyor. Esas burada önemli olan nokta, şu anda dünyada en çok kullanılan yöntemlerden artı bu yöntem, yine söylemek istiyorum, ülkemizde de kullanılıyor şu anda. Ülkemizde kullanılıyor. Yani biz üreticilerimizle gerçekten ben gurur duyuyorum. Gerçekten büyük plantasyonlar, büyük bahçelerde hakkını vererek yapan üreticilerimiz gerçekten var. Bu sistemleri, bu yöntemleri de kullanıyoruz. Yani bu mekanik seyreltme yöntemini. Buradaki fırçalar, ucundaki fırçalar, oto yıkama yerlerindeki fırçalar gibi ama tabii daha seyrek. Bunların aralıklarını değiştirerek veya uzunluklarını değiştirerek seyreltme şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Çiçeklere çarparak bu belli bir sayıda çiçeğin dökülmesini sağlıyor. Seyreltme şiddetini siz düşük tutup tutarsanız eğer ileride yapacağınız bir elle seyreltmede pozitif katkı sağlarsınız. Yani bir bahçenizi siz 30 dekarlık bir bahçeyi veya 1000 dekarlık bir bahçeyi, yani 10 hektarlık bir bahçeyi, 30 hektarlık bir bahçeyi siz önce bu makinayla seyreltip sonra küçük meyve döneminde meyve seyreltmesini elle seyreltmeye işçi soktuğunuzda işçi orayı 10 günde değil de 3 günde seyreltip çıkabilecek. Yani iş gücünden, işçilikten büyük tasarruf sağlamış olacak. Yani makine ile elle seyreltmenin kombine kullanımı ben daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, bu aletin biraz daha yakından görüntüsü, çarpma hızı. Bununla ilgili bir video da vardı aslında ama videoyu yüklemede biraz sıkıntı yaşayacağım için kullanmak istemedim. Bu makine hızla giderken ağaçlara çarparak üzerindeki, tabii bu çiçek tutumuna ve çiçek sıklığına göre de dediğim gibi şu palet üstündeki sayıları azaltarak, çoğaltarak, bantları değiştirerek, bunların kalınlıklarını değiştirerek seyreltme şiddetine etki yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada yaz budaması dediğimiz, genelde yaz budaması deyince aklımıza Haziran-Temmuz ayları geliyor. Haziran'ın 10'unda yapılmış bir yaz budaması öncesi ve sonrası olarak görüyorsunuz. Ağacın üzerindeki işte fazlalıklardan kurtulması, ağacın biraz daha karbonhidrat biriktirme yönüne doğru teşvik edilmesi, gözlerin biraz daha meyve gözlerinin pişkinleşmesi, meyve gözlerinin biraz daha canlanması üzerine yapılan uygulama. Gördüğünüz gibi yine kapalı toprak işleme sistemi görülüyor. Yukarıda net görünüyor. Net sistemi, örtü sistemi ve bu örtü sistemi siyah renkte gördüğünüz gibi. Tekrardan budama sistemlerinde kullanılan, makinayla kullanılan sistemlerde bu tip bıçaklı sistemler var. Farklı bıçaklar kullanılıyor. Farklı şekillerde, farklı tarzlarda bıçaklar kullanılıyor. Bu bıçaklar kestikten sonra bu iş yetiyor mu? Yetmiyor. Neden yetmiyor? Mutlaka aynı makinayla seyreltme gibi, çiçek dönemindeki makinayla seyreltme tek başına yetmeyebilir. Makinayla da çok şiddetli bir seyreltme yaparsanız yine ilkbaharda başınız derde gidebilir. Don olaylarında veya böyle bir riskiniz varsa bu biraz sakıncalı. Ama şu var, makinayla seyreltirsiniz, küçük meyve döneminde geldikten sonra belli bir büyüklüğe geldiğinde, zaten yaklaşık ceviz büyüklüğüne geldiğinde meyvelerimiz, bunları bir de elle seyreltmeye başlatmamız fayda var. İki kademeli. Makinayla budamayı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Makinayla geçtiğimiz bölgede sıra aralarına çıkmış belli mesafeden dallarımızı kesip makine gidiyor. Çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Neden? Orada işçiler çok fazla zaman harcamamış oluyor. İşçiyi biz nerede kullanmamız gerekiyor? Sıra üzerinde. Yani iki ağaç arasındaki sıra üzerindeki yerde sıklık varsa makine buraya giremeyeceği, burayı saplayamayacağı için, budayamayacağı için biz elemanlarımızı buraya yoğunlaştırıyoruz. Dolayısıyla aynı seyreltmedeki gibi 10 gün budamayacak da
3 gün budama yapacak. Sadece sıra üzerindeki ağaçlardaki çıkarılması gereken, işte çarpışan, obur olan kurumuş dallar gibi dalların çıkarılması işlemleri yapılacak. Sürekli slaytlarda, yansılarda görüyorsunuz toprak işlenmiş mi, işlenmemiş mi, neresi işlenmiş, neresi işlenmemiş. Artık yeni tarım sistemlerinde toprak işleme işi artık pek yok arkadaşlar. Zaten tarım sistemleri de çok farklılaştı günümüzde biliyorsunuz. Çok farklı isimlerde tarım sistemleri çıktı. Bunlardan en gelişmiş olanlardan bazıları işte permakültür sistemleri var. Regenerative agriculture dediğimiz, regenerative yani yenilenebilir tarım sistemleri var. Bu tarım sistemlerinde işte çok farklı. Bu tarım sistemlerinin alt temel maddesini oluşturan noktalardan bir tanesi toprakta sürüm işleminin yapılmaması. Yani toprak sürülmeyecek. Toprak sürülünce ne oluyor? Neyi kaybediyoruz? Topraktaki kılcal yapıları kaybediyoruz. Topraktaki çalışan yüzeyden işte bir takım yakın olan mikroorganizmaların ölmesine sebep olabiliyoruz. Veya topraktaki yararlı maddelerin bozulmasına, artı en önemlisi yaban arıları işte toprakta geçiriyor. Siz kışa girerken toprağa işlediğiniz anda bu arıların evlerini yok ettiğiniz için bu arılar ölüyor. Dolayısıyla da tozlama ve döllenme konusunda yaban arılarını siz çöpe atmış oluyorsunuz. Yani kullanamıyorsunuz. Çok büyük bir kayıp olmuş oluyor. O yüzden açık toprak işleme ve örtülü toprak işleme. Biz örtülü toprak işlemeyi genelde artık günümüzde kullanmayı istiyoruz. Geçici örtülü toprak işleme, sürekli örtülü toprak işleme, malçlama veya bitki parçacıkları. Az önce işte malç dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak plastik geliyor. Hatta bu plastiklerin de artık farklı renkleri çıktı. Üstü siyah, altı gri gibi bir takım farklı renkler ortaya çıktı bu malçlarda da. Dolayısıyla farklı malçlar, bitki parçacıkları odun talaş haline getiriliyor, saman veya ürgüp toprağı bazen malç olarak kullanılabiliyor. Farklı türlerle malç, özellikle de bu malçı arkadaşlar sıra üzerine döşemeleri yapılıyor. Çünkü sıra arasında, organik tarımda zaten sıra aralarının normalde de bir sürülmesini istemiyoruz. Otlar biçilebilir, karıştırılabilir, kök bölgesine doğru itilebilir, oradaki azot fiksasyonunu arttırılabilir. Yani sürme işlemi yok. Çok olacaksa da çok yüzeysel olması veya işte sıra üzerine giren bir takım duyargalı ot biçme aletleri var. Onlarla sıra üzerindeki otlar biçilebiliyor. Yurt dışında da birazdan bahsedeceğim. Toprak işleme sistemleri gördüğünüz gibi siyah malç çekilmiş. Farklı renklerde malçlar çekilmiş. Buradaki bu malçın bir diğer avantajı ne olabilir? Buradaki yansıma, ışık yansıması. Çünkü gölgelemeden dolayı alttaki gelen ışık elmaların renklenmesine olumsuzluk yaratacağı düşünülerek buraya serilen bir farklı bir malç ışığın buradan yansıyıp elmaların renklenmesini sağlayacağı düşünülmüş. Farklı renklerde farklı malç tipleri kullanılmakta. Az önce de bahsettiğim gibi malçların işte sağladığı avantajlara baktığımızda nemi muhafaza eder, ot kontrolü, toprağın ısıtısını dengede tutmaya yarar. Dolayısıyla bir takım artıları olduğunu görüyoruz. Örtü sistemleri slaytlarda gördünüz. Sürekli bir net sistemleri var. Yani elma bahçelerinin üstleri örtülüyor. Bunun sebebi ne? Bu bir zorunluluk haline mi geldi? Yani şekil olsun diye yapılmadığı kesin. Amaç ne? Güneşten korunması. Erkencilik veya geçicilik, ışığın dalga boyuyla, ışığın geçirgenliğiyle oynayarak erkencilik, geçicilik üzerine etki edilmesi. Bir koruma amaçlı olarak netler kullanılabilir. Mesh dediğimiz yani bu filelerin sıklıkları değiştirilerek böceklerin içeri girip çıkması engellenebilir. Açılır kapanılır dolu koruma net sistemleri. Birbirinden bağımsız sistemler gibi sistemler bulunuyor. Bu netleri genelde dolu, güneş, rüzgar ve yağmur neti olarak ayırabiliriz. Bunların içerisine bir de aslında anti böcek, yani antusizik diye mesela bir net var. Yani direkt olarak o böceğin girişini de engelleyecek net sistemleri var. Ki bu tip net sistemleri organik tarım için süper bir nimet.
Yani siz direkt böceğin girişini engellediğiniz için herhangi bir insektisit kullanımına bile gerek ihtiyaç duymayacaksınız demek. Bu renkler nedir? Nette kullanılan renkler genelde en çok siyah net kullanılır. Siyah netin kullanılmasının sebebi ise yansıda en altta görüyorsunuz. Ekonomik ömrünün 20-25 yıl olması. Yani siyah net 20 yıl dayanıyor. Ama beyaz net 6-7 yıl dayanıyor. Gri net 10-15 yıl dayanıyor. Üretici de tabii ki işin ekonomik boyutunu da düşünüyor. İlk etapta dolu zararını korusun ve gölgeleme yapsın. Neden gölgeleme yapsın? Güneş yanığı varsa gölgeleme yapsın. Peki elmanız zor renklenen bir çeşitse, renklenme sıkıntısı yaşayan bir çeşitse, hala siyah net takıyorsanız şiddetini azalttığınız için renklenmeye de negatif etki yapıp kalitede düşüşe sebep olabilirsiniz. Veya her çeşidin aynı artık renkte net istemediği de ortaya çıkmış durumda. Yani bayağı bir çalışma yapılmış. Bir TÜBİTAK projesi yürütülmüştü yine üniversitemiz bünyesinde. Burada biz İtalya'dan getirilen farklı netleri denedik. Farklı renkte netleri denedik. Bunların işte fotosentez hızının etkisi, meyve kalitesinin etkisi, nem sıcaklık dengesine etkisi, birçok etkilere bakıldı. Netin arasındaki ışığın düşüş, gölgeleme oranını görüyorsunuz. Yani farklı renklerde farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Şimdi gelelim organik tarım. Organik tarımda bizim elma yetiştiriciliğindeki durumumuz nedir? Dünyanın durumu nedir? Nerelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hızlıca bunlara değinmek istiyorum. Türkiye'de bitkisel üretim alanı olarak baktığımızda, organik üretim alanlarına baktığımızda, yani alan olarak aslında çok güzel artışımız var. Yıllara baktığımızda da çok müthiş bir artış hızımız var. Bu artış hızıyla da bak değerlendirdiğimizde en çok organik ürün zeytin ve zeytinyağında olduğunu görüyoruz. İkinci sırada elma, üçüncü sırada ise incir gelmekte. Yani total olarak baktığımızda biz organik üretim olarak nerede iyiyiz diye düşündüğümüzde birinci olarak zeytin ve aydın ortaya çıkıyor. Daha sonra elma ve peşinden de incir geliyor. Peki dünyada organik tarıma baktığımızda bu veriler arkadaşlar benim ulaşabildiğim en son veriler. 2018-2019 kıyaslamalı vermişler. Buğdaylar, yağ bitkileri ve zeytin. Dünyadaki organik üretime baktığımızda organik üretim dünyada şu anda bunlar ön planda gidiyor. Buğday, yağ bitkileri, yağlar, bakliyatlar, kahve, sert kabuklular, üzüm, sebze, kakao, temperature fruit. Temperature fruit dediğimiz işte bizim elmanın girdiği bölüm burası. İşte elmamızın girdiği bölüm burada. Yani dünya sıralamasında aslında bu temperature fruit içerisinde sadece elma değil tabii ki. Zaman iklim meyveleri giriyor. Tropik ve subtropiklere baktığımızda da burada da muz genelde ön plana çıkıyor. Çiğ ve en sonda da sitrus yani turunçgiller geliyor. Organik meyve üretimi bakımından baktığımızda, organik meyve demeyelim, organik üretim bakımından sıralama budur arkadaşlar. Dünyadaki sıralama budur. 2021 yılı verisi ancak ona ulaşabildim. Peki bizde organik tarımda nasıl bir dalgalanma var, nasıl bir durumumuz var, elma üretimindeki durumumuz nedir? Direkt artık yani genelden elmaya doğru odaklanalım istiyorum. Elmaya baktığımızda çiftçi sayısı, organik üretim yapan çiftçi sayımız, ürün üretici sayımız bizim 901 olarak görünüyor. 77, 85, 298 olarak çıkıyor. Direkt elmaya fokuslanmış olarak bunu bu şekilde algılamanızı istiyorum. Peki burada illere baktığımızda, peki hangi il daha çok organik elma üretiyor? Hangi il? Burada da Niğde ili arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Biz az önce bir slaytımızda bir şey demiştik. İyi bir elma üretimi yapılması isteniyorsa 3,5 tonun altına düşülmemeli. Yani minimum 3,5 10 tona kadar da gidebilir diye konuşmuştuk. Niğde'de bu yakalanmış durumda 6 tona kadar gördüğünüz gibi alan ve üretim miktarı bakımından baktığımızda 6 tona kadar gelmiş. Burada Afyon, Konya buradaki aslında alana göre bu değerlerin bu şekilde olması genç plantasyonlar olmasından da kaynaklanıyor. Yani bu illerimizde de bizim organik elma üretiminde yine
önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz. İlk üç ilimiz bu zaten. Peki organik yetiştiricilikte bir de organik yetiştiriciliğin bir de doğadan toplanan bölümleri var. Yani natural olan bölümü. Burada da doğadan gelen elmaya baktığımızda da 73.503 ton bir elma doğadan da geliş yaptığı bize görülüyor. Dünyada bu durum nasıl? Yani Türkiye'de biz bu şekilde yapıyoruz. Organik alana baktığımızda, dünyadaki organik alan, organik üretim alanına baktığımızda Çin birinci sırada, İtalya 2, Fransa 3, Türkiye 4. sırada. Alan bakımından. Yani bu sıralamada biz dünyada 1, 2, 3, 4. sıradayız arkadaşlar. Peki bu dünyadaki sıralamaya baktığımızda da yine aynı şekilde neler var? Zeytin yağı grubu, kahve grubu, natlar yani sert kabuklular grubu, üzüm, kakao ve temperate fruit. Temperate fruit dediğimizde bizimkiler. %6'lık bir dilime sahip olduğu tekrar da görmüş oluyoruz. Bu temperate fruit içerisinde peki durum nedir? Hani az önce dedik ya bütün ılımanlar bu grubun içerisinde yer alıyor. Elma, organik. Dolayısıyla bu temperate fruit içerisinde işte şansımız bizim burada. Elma en büyük paya sahip oldu. En büyük paya %37 diyebiliriz. %37'lik bir oranla elma en üst seviyede yer alan ılıman iklim meyve grubu içerisinde yer alan grup. Bu bizim büyük şansımız. Peki biz bu organik elma yetiştiriciliğinde veya herhangi bir organik yetiştiricilik yapmaya kalktığımızda herhangi bir meyve türünde bizim için karşımıza çıkan en önemli 3-4 tane sorun geliyor karşımıza. Zaten organik yetiştiricilikte organik yetiştiriciliğe baktığımızda dediği şeyler neydi organik yetiştiriciliğin? Şeffaflık istiyor, izlenebilirlik istiyor, sertifikasyon sistemi istiyor, kontrol edilme istiyor. Ve bunlar da hepsini yaparken de tamamen organik materyaller kullanmamızı istiyor. Yani üretimi yaparken, üretimin her aşamasında, anaç üretiminden tutun, gübrelemesine, her şeyine kadar tamamen bir organik sistem kurmamızı istiyor. Bunu yaparken de bizi karşımıza en çok zorlayan iki tane faktör var. Bir, hastalık ve zararlılar. İki, bitki besleme ve yabancı ot kontrolü. Yabancı ot kontrolü arkadaşlar, ya kapalı sistem, bir sistem kuracağız. Yani hani sürme işlerini falan filan bıraktık. Ne yapıyoruz biz? Kapalı sistem, toprak işleme yapıyoruz ya. Kapalı sistem yaptığımız için de bizim derdimiz, belamız neresi olacak? Sıranın üstündeki yabancı otlar. Avrupalı ne yapıyor? Avrupalı burada son yıllarda yapılan çalışmalara baktığımızda, incelediğimizde çapa yapıyor. Ya mekanik çapa yapıyor ya da elle çapa yapıyor. Elle çapa yapıyor. Böyle bir teknik kullanıyor. Bitki beslemeye geldiğimizde, hastalık zararlara geldiğimizde bunları şimdi bakalım. Bazı ülkelerde organik elma üretiminde yer alan çeşitler. Az önce ne dedik? Uygun çeşit ve anaç çeşit kombinasyonu. Buradan başlayacak olursak Almanya. Şu anda Almanya en önemli ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla birçok hastalıkların da mücadelesinde adamlar artık üst noktaya gelmiş. Bunlar bu işin büyük bölümünü çözmeye çalışmış. Neyle çözmüş? Bu işi dayanıklı çeşitle çözmüş. Topaz çeşidi ülkemizde yetiştiriciliği yapılmıyor. Jonagold yapılıyor. Santana yapılmıyor. Elstar yapılıyor. Braeburn yapılıyor. Gala yapılıyor. Pinova yapılıyor. Diğerleri de işte Red Star'mış, Red şeymiş, bunlardan da var. Bizde olmayanlar Topaz ve Santana. Çeşitte Topaz'ın da Santana'nın da Almanya'daki üretim payına bakarsanız %35. Diğeri de %14. En yüksek paylar. Ve bu iki çeşit de arkadaşlar kara leke ve küllemeye en dayanıklı çeşitler. Ama bizde yok. Yani bizim ilerideki hedeflerimiz mesela bu elmanın kaliteli bir elma. Bir şekilde getirilmesi veya denemelere alınması olabilir. Diğer çeşitlerimiz yok mu? Var. İddialı mıyız? Evet, iddialıyız. Peki İtalya ne yapıyor? İtalya
da hangi çeşitler var? İtalya'da, dünyada ihracatta baktığınızda o da bayağı iyi bir seviye. Yani biz 10. seviyedeyiz. İtalya 400-500 bin tonla çok yukarılarda. Biz 211 bin tonla 10. sıradayız. İtalya alan bakımından çok kötü ama ihracatta çok iyi. Bizim çok üstümüz. Bunda da gala çeşitleri ön plana çıkmış. Galalar zaten bizim uzmanlık alanımız artık. Gala deyince biz ülkemiz gerçekten gala yetiştiriciliği konusunda çok iyiyiz. Golden grubu, zaten biz de Golden ve Red Delicious grubu kemik bir grup olarak gidiyordu. Crisp Pink, yani Pink Lady ve Rosy Glow Pink Lady ve Crisp Pink çeşitleri, bunlar da var. Topaz, Jonah Gold, Idred, Elstar gibi çeşitlerimiz de var. Evet, çeşit bazında da biz İtalya ile kafa kafayayız. Sıkıntı sadece birazcık üretim aşaması olabilir. Bulgaristan'da neler varmış? Gala klonları, Red Delicious klonları, yine Golden Delicious klonları, Jonah Gold klonları. Kara lekeye dayanıklı, bakın bunlar da topaz çeşidini getirmişler. Enterprise Amerika'nın bir çeşidi. Bu da güzel kara lekeye dayanıklı. Fuji'nin klonları, Granny Smith ve Pink Lady. Hemen hemen bakarsanız aynı çeşitleri görebilirsiniz. Amerika'da son yıllarda bir furyadır geziyor. Cosmic Crisp diye bir çeşit çıkarttılar. Bu elma türü Honey Crisps ile Enterprise'in melezlemesinden elde edilmiş ve yaklaşık olarak depoda bir yıl kalabilecek kadar dayanıklı olduğu söylenen bir çeşit. Gelelim ülkemize. Ülkemiz gerçekten çeşit konusunda öndeki yıllarda yapılmış çalışmaların da bize getirdiği katkılar sayesinde bayağı bir çeşit yelpazemiz geniş. Mesela Scarlet Super da çok güzel bir çeşit. Üretimi yapılan gerçekten kaliteli, güzel bir çeşittir. Modi aynı şekilde. Jazz, Elstar, William Sprite, Kanzi, Crisp Pink. Yani bu diğer adıyla işte Rosy Glow çeşidi, Rodiona Prince. Bu çeşitlerin hepsi bizim üretimimizde yer alan çeşitler ve üreticimiz de bunları gerçekten başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu slide bize neyi gösteriyor? Geçtiğimiz yıllarda yine üniversitemizde yürütülen, üniversitemizde yapılan, Maler'de yürütülen bir elma çalışmasının sonuçları bu. Yeni gelen bazı kodları da vardı. Bu çeşitlerin derim zamanlarından meyve kalitelerine kadar bütün her şeyleri saptandı. Yani elmadaki hani bir üretim sezon tablosu vardı ya, o tabloda bizim nerelerde açığımız var, hangi çeşitle biz bu açığı karşılayabiliriz diye yapılmış. Yani düşünün, Ekim'in 20'sine kadar çıkan çeşit var yani. Crimson Snow diye bir çeşit var. Rosy Glow, az önce her yerde bahsettiğimiz çeşitler. Fuji Fubrax, yani Fuji Narp, Red Moon, Ruat, Red Delicious, Kotaberry, Golden Parsley, Crimson Quiza. Yani birçok yeni, Algos, Modi. Yani Modi biraz daha tabii yayla bölgeye çıkınca nerelere kayıyor? Ağustos'un sonlarına kayıyor. Ama Modi'yi biz Akdeniz'e getirdiğimizde, şeye getirdiğimizde, deniz seviyelerine indirdiğimizde Modi çok erken olan bir çeşit. Yani Temmuz o sonuna, Temmuz'un işte 20-25'i gibi gelen bir çeşit haline geliyor. Veya Gala Shinigo, Shiniga'yı biz getirdiğimizde çok daha küçük zamanlarda, yani erken dönemlere bile çekebiliyoruz tabii ki. Bu da bizim açımızdan önemli bir şeydi. Bir diğer sorunumuz ne? Çeşit sorununun içinde bu şekilde çözmüş gibi görünüyoruz ama yenilikleri de takip etmemiz gerekiyor. Bir diğer sorunumuz neydi? Bitki besleme. Bitki beslemede şimdi birçok hocamız, ben bunları tek tek oturup size böyle saatlerce anlatmak ihtiyacını hissetmiyorum. İşte fiyin içerisinde şu kadar şu vardır, bilmem neydi bu kadar bu vardır. Bunları anlatmak istemiyorum. Bunlar zaten birçok kaynakla ve birçok literatürle verilmiş durumda. Burada temel olan nokta şey şu. Yönetmeliğe göre uygulanacak safozat miktarı en fazla 17 kilogram dekar olarak belirlenmiştir. Bunun fazla üstüne çıkması istenmiyor. Elimizde bizim bir sayaç var da bunu ölçüyor muyuz? Hayır. Ama biz bunu toprak analizleriyle sürekli tutmamız lazım. Yani kontrol altında tutmamız lazım. Yaptığımız organik gübrelemenin de, yani bir ara tarım yapıyorsak biz ne yapıyoruz? Kaç kilogram azot verebiliyoruz? Bunu bilmemiz lazım. Ve bu yaptığımız işi toprağa karıştırırken de
köklere zarar vermeden, aşırı derine gitmeden, azotun yukarılarda kalıp tekrardan uçmasını önleyecek şekilde toprağa içerisine karıştırılması üzerine bir hedef kurulmalı. Bunun dışında biz de 17 kilogramla sınırlanmışız ama hedef azot uygulaması verim beklentisi ve ağaç sayısına bağlı olarak 20 kilogram mı 40 kilograma kadar hektara çıkıyor. Yani bayağı bir yüksek verimlerde, yüksek şeylerde de azot bu dekar olarak yazılacak arkadaşlar. Hektar olarak yazmış. Yani Avrupa'da bazı durumlarda verim durumuna göre de bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani buradaki yazan şey olmaması gerekiyor. Neden? Aldığınız verime göre de siz o toprağa tekrar o besin maddelerini bir şekilde organik yollarla farklı şekillerde koymanız gerekiyor. Bunu nasıl, ne şekilde yapacağız? Peki biz bu azotu ne şekilde vereceğiz? Bir yeşil gübrelemeyle verebiliriz. Yurt dışında bunu genelde fi bitkisiyle yapmışlar. %50 çiçeklenme döneminde arkadaşlar toprağa karıştırılmış ve yeşil gübre olarak bu kullanılmış. Ve güzel sonuçlar aldığı söyleniyor. Yeşil gübrelemeleri genelde bir yıl önceden, yani toprak plantasyon bakımından düşündüğünüzde bir yıl öncesinden yapılırsa toprağa daha çok yararlı olduğu söyleniyor. Ama bahçe içerisinde varsa bunu siz sürekli olarak o yıl yaptığınızın bir sonraki yıla, o yıl yaptığınızın bir sonraki yıla böyle bir arkadan takip etme şeklinde, yani yıl boş geçmemiş oluyorsunuz bu şekilde. Çiftlik gübresi, bu genelde organik maddeyi yükseltmek amacıyla kullanılıyor. Ahır gübresi, bazı şeylerin kullanımı yasaklanmış durumda ama bazıları da tekrardan karıştırılıp kullanılan gübrelerde olabiliyor. Bu gübre konusunun aslında deniz yosunu kullanılıyor. En çok kullanılan gübreden bir tanesi de deniz yosunu arkadaşlar. Sertifikalı sıvı organik gübreler, bunlar yurt dışında Avrupa'nın kullandığı gübreleri soracak olursak, Avrupa genelde sertifikalı sıvı organik gübre kullanıyor. Deniz yosunu kullanıyor. Çiftlik gübresi çok kullanmıyor. Yeşil gübre kullanmıyor. Yani bu tip gübrelerden ziyade daha böyle ticari bu işi sertifikasını almış, sıvı paketlenmiş, ambalajlı organik gübreleri kullanıyor. Sebebine gelecek olursak içeriğinin ne olduğu kesin, garanti. Ama öteki türlü kompost, farklı yapılar, farklı teknikler, farklı şeyler, şunlar bunlar, karıştırımlar, karışımlar, bunların içeriklerini saptama olayı çok zor. Burada işte yapılmış bazı önceki çalışmalardan aldığımız verilerde mesela kaynak olarak ahır gübresi kullanırsanız işte azot içeriği, fosfor, potas içeriği, tavuk gübresi kullanırsanız, kompost kullanırsanız, ahır at gübresi kullanırsanız, bunların işte azotu, fosforu, potası ne kadar içerdikleriyle ilgili elimizde birçok sayısız çalışma var. Kaynak bakımından birçok kaynak var. Yani bunları kullanacaksanız da bu kaynaklar incelendiğinde en rentable çıkacak olan uygulama seçilebilir. Ama ben ne tavsiye ediyorum derseniz, ben de sıvı organik gübre kullanımını tavsiye ediyorum. İlk bakışta biraz pahalı gibi gelse de hem gübrenin ambalajlı paketli olması, gübrenin saklanması, muhafazası, gübrenin daha damlama sulamalarıyla daha ekonomik rentable verilmesi, etkinin daha çabuk ve görülür olması çok önemli. Yani bu tip uygulamaların etkileri genelde görülmesi biraz zaman alıyor arkadaşlar. Yani yıllar alabiliyor. Verdiğiniz gübre işte fikse olacak, bir takım fermente işlemleri şudur budur gibi biraz sıkıntı olabiliyor. Yani benim gübre konusundaki düşüncem bu. Tabii ki sonsuz çalışmalar var, sayısız çalışmalar var. Hepsi de birbirinden değerli, incelenebilir. En önemli elma hastalığı. Gelecek olursak hastalık ve zararlılara. Elma dediğimizde aklımıza kara leke ilk gelen hastalık grubu olarak gelebilir. Burada ilk yapacağımız iş dayanıklı çeşidi seçmek. Bunların isimleri zaten yeni çeşitlerin çoğu buna dayanıklı. Bu bizim elimizi güçlendiren bir durum. Ama yine de buna biz neleri kullanabiliyoruz? Bordo bulamacı, kükürt ve biofungisitleri kullanabiliyoruz. Aynı şekilde külleme.
Küllemede de en çok kullanılan kökçürük kullanılıyor arkadaşlar. En çok kullanılan rozelina kökçürüklüğü için göz taşı kullanılabiliyor. Genelde gördüğünüz gibi en çok kullanılanlar bordo bulamacı, kükürt, biofungisitler, biliyoruz gene kükürt, göz taşı. Yani bordo bulamacı, göz taşı, kükürt, biofungisit. Bizim en çok elimizi güçlendirenler bunlar. Biofungisitler içerisinde de Bacillus'un bazı ırkları biofungisit olarak farklı farklı şeylere farklı ırklar kullanılıyor. Bu da incelenerek hangi ırkın hangisi için daha faydalı, yararlı olduğu konusunda bilgi edinilebilir. Şimdi bunlardan aslında hepsi ayrı bir ders konusu olabilecek konular. Hepsini açmaya kalksanız saatlerce konuşur. Ama biz burada bir genel olarak ne yapabiliriz? Yani şunlar iyidir, bunlar yapılabilir. Detaya girmek istenirse onsuz zaten bilgi mevcut. Elma iç kurdu en önemli zararların başında geliyor arkadaşlar. İşte feromonlar, tuzaklar, azadiraktin dediğimiz indika bitkisinden elde edilmiş preparatlar genelde bu insektisit olarak kullanılıyor. Tuzaklar, feromonlar ise bunlar da biyolojik mücadele yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Yaprak biti bir diğer önemli zararlı grubu. Burada da potasyum sabunu ve mekanik mücadele yine aynı şekilde insektisit olarak da azadirakta indikadan elde edilmiş preparatlar kullanılıyor. Kırmızı örümcek mücadelesi bu da aynı şekilde mikroorganize kükürt kullanılabiliyor. Az önce de kükürt demiştik. Yani bakla zınlığı arkadaşlar bal arısına benzeyen bir canlı ancak bu genelde çiçeğin içini dişi organlarını yiyen bir zararı var. Burada da en büyük bu canlının da bu zararlının da en büyük şeyi zaafı mavi renk. Mavi tuzaklar kurulduğunda leğenlere su konulduğunda bu da bu gelerek burada böyle bir mücadelesi yapılabiliyor. Elma gövde kurdu, pekmez su, ekmek mayasından yapılan tuzaklar ağaçlara asılarak karşılanabiliyor. Dediğim gibi burada ben slaytları da bu şekilde koydum ama bunları tek tek ben sizlere oturup tek tek okumak istemiyorum. İlgilenen arkadaşlarımız bunları birçok yayın, birçok arkadaşımızın yaptığı çalışmalar var. Oralardan da tabii ki güzel kaynaklardan da alınabilir. Bu kaynaklardan da ben zaten bunların çoğunu yararlandım. Bunlar kullanılabilecek olan maddeler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Organik bitkisel ürün yetiştiricilerinde kullanıma izin veren bazı bitki koruma preparatları gördüğünüz gibi aynı şekilde tanımı içeriği belirlenmiş. En çok kullanılanlardan bir tanesi arkadaşlar parafin yağı, mineral yağı, yazlık yağı. Bunlar genelde zararlılar için hani unlu bit ve farklı şeyler için kullanılan zararlılar konusunda en çok kırmızı örümcekler, başka zararlılar. Bunda en çok kullanılanlar karşımıza bunlar çıkıyor. Bu mücadele yöntemlerine de çok kısa böyle bir değinecek olursak, yani organik tarımda biz hangi mücadele yöntemlerini kullanıyoruz diye baktığımızda parazitoidler, predatör yani avcı böcek kullanımı, nematotlar, omurgasız predatörler, alt maddeleri var gördüğünüz. Omurgalı predatörler yani avcı böcek bunlar. Yani bunlar bir böceği yok etmek için doğada başka bir böceği kullanarak onun yok edilmesi olayı. Entomopatojenler ve antagonistler kullanılabiliyor. Biyolojik mücadele yöntemi olarak. Yani canlıya karşı bir canlının kullanılması. Onu yok etme amacıyla. Biyoteknik yöntemlere geldiğimiz ise biyoteknik yöntemlerde burada canlı kullanımı söz konusu değil. Burada tamamen zararlının bir şekilde bir noktaya çekilmesi ve o noktada topluca imha edilmesi. Yani bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl fiziksel etkileyici diyoruz bunlara? Veya işte ses veya ışık ya kaçırtıyoruz canlıyı oradan veya ışıkla çekip topluca bir yere toplayıp orada imha etme yoluna gidebiliyoruz. Başka ne yapabiliyoruz? Kimyasallarla etkileme yapıyoruz. Kimyasallarda da yapılan etkide ise cezbediciler var, uzaklaştırıcılar var,
beslenmeyi engelleyiciler, yumurtlamayı engelleyiciler. Yani zararların buraya gelip beslenmesini engelliyorsun veya buraya gelip yumurta bırakıp üremesini engelliyorsun veya bir takım şeylerle oradan uzaklaşmasını sağlıyorsun. Bu bir de cezbediciler. En önemlisi, en çok kullanılanlardan birisi bu, cezbedici. Bunların içine baktığımızda feromon, besin cezbedicisi, yumurta bırakma cezbedicileri. Feromonlar böcekleri topluyor bir yere, besin cezbedicileri de topluyor. Yumurta bırakma cezbedicileri oraya yumurta bırakmasını sağlıyor ve sonra toplu imha olayına gidiliyor. Feromonlar içinde zararlı böceklere karşı en fazla kullanılan eşey feromonu yumurtaları. Yani bu en çok eşey feromonu, böceklerin bir yere gelmesini sağlayan feromon, tuzak dediğimiz tuzak eşey feromonu. Bunun yanında başka neler kullanılabiliyoruz? Biyolojik insektisit, yani Bacillus trigenensis. Bu toprakta doğal olarak bulunan bir bakteri, olgunlaşmamış böceklere toksik olan proteinler üretiyor. Çok sayıda Bacillus trigenensis varyetesi var. Her biri için farklı bir şey kullanılabiliyor. Özellikle de Bacillus trigenensis variyete kurstaki özellikle tırtıllara ve güve larvalarına karşı önemli bir silah olarak kullanılabiliyor. Koruyucu fungisit, mikoronize kükürt kullanılıyor. Bakırlı preparatlar kara leke için kullanılıyor. Kalsiyum polisülfür yine kara leke için kullanılıyor. Yazlık yağ, başka yağ türevleri, kırmızı böcek, armut pisilliği için kullanılıyor. Kaolin bildiğiniz gibi kireç taşı veya farklı çok düşük düzeyde nükleye sahip mikron düzeyinde fotosentezi etkilemeyen fakat reflektans, yani güneş ışığını yansıtma özelliği olan bir madde olduğu için stres azaltıcı bir madde olarak kullanılıyor. Artı böceklerin yapraklara da yapıştığı zaman kaolin orada yumurta bırakmasını veya emgi yapmasını veya işte bir takım şeyleri engellediği de söyleniyor bazı çalışmalarda. Yaprak bitlerinde de işte kaşın nim ağacı, azadirakta, indika gibi bir takım doğal maddelerden elde edilen biyoinsektisitler kışın ise parafin yağlar tarafından kontrol edilebiliyor. Burada bazı besin cezbedicilerini görüyorsunuz. Yani arazide bunları kullanıyoruz, sürekli atıyoruz. İşte feromon tuzaklar olabiliyor veya içerisine işte pekmez gibi bir takım veyahut da ne bileyim farklı bir madde koyup böceğin buraya gelip burada kitlesel imhası söz konusu olabiliyor. Gördüğünüz gibi bu tip uygulamalarla da organik tarım yöntemlerinde faydalanmaya çalışılıyor. Evet, ben çok daha da fazla da uzatmak istemediğim için burada bitirmek istiyorum. Ben hepinize, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Elbette sürçülü lisan ettiysek affolsun. Farkında olmadan yanlış bir kelime kullandıysak. Ama elma konusunda kısaca sizlere bilgi vermeye çalıştım. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Estağfurullah hocam. Çok güzel bir anlatım. Çok güzel bir sunum oldu. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve hocam artık soru cevap bölümümüze devam ediyor dersiniz. Arkadaşlar, sorun var etiketiyle sorularınızı iletebileceğiniz linkimizi zaten gruplarımızda paylaşmıştım. Dersimizin sonunda soru cevap bölümümüzden sonra 5 soruluk quizimiz yine gerçekleşecek. Takip edin ve quizimizi de kaçırmayın diyorum. YouTube chat bölümümüzde şu an aktif hale getirdim arkadaşlar. F5 yaparak zaten yenileyerek YouTube chat bölümünden de sorularınızı ve dersinizle ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz, bizlere iletebilirsiniz. Hocam, ben katılımcılarımızın sorularına geçmeden önce birkaç sorum oldu. Sizinle onlarla başlamak istiyorum. Biraz böyle tekrar niteliğinde de olabilir. Katılımcılarımız için böyle altını çizmek adına soruyorum sorularını hocam. Ülkemizde organik tarım geleceğini siz nasıl görüyorsunuz? Ben organik tarımın geleceğini ülkemizde çok iyi görüyorum. Neden diye soracak olursak, Avrupa'da zaten büyük bir açık var. Yani organik ürünlere karşı büyük bir açık var. Potansiyel çok büyük. Her ne kadar biz kendi ülkemizde bir takım ekonomik sıkıntılardan dolayı bizi en çok geriye çeken faktörlerden bir tanesi bu şu anda. Biz bu ürünlere pek ulaşamıyoruz. Yani biraz daha maliyetleri yüksek gibi görünüyor.
biraz daha bu sebeplerden dolayı aslında kimse iç pazar için, yani içerisi için konuşuyorum, ulaşamıyor. Ama dış pazara baktığınız zaman devasa bir açık var. Yani müthiş bir açık. Biz ürettiğimizi gerçekten çok rahat satabiliriz. Çok rahat satabiliriz. Yeter ki işte bu organikte çok bahsetme imkanım olmadı ama işte her aşaması önemli. Toplaması, paketlemesi, muhafazası, transportation'ı, taşınması, her şeyi. Bunların hepsi bir sektör ve hepsi bundan para kazanacak bir sektör. Dolayısıyla ben dış pazara açılındığı takdirde organik tarım için Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Biz de ekonomik olarak biraz daha kendimizi güçlendirmeye başladığımızda organik ürünlere eğilimimiz artacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam, organik elma yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilere ve çiftçi adaylarına neler önerirsiniz? Evet, şimdi öncelikli olarak elma üretiminde çeşit seçiminden çok bahsettik. Çeşidi çok dikkatli seçmemiz gerekiyor. Bahçeyi kuracağımız yerin özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sulama suyumuz var mı yok mu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ekolojik faktörler, yani iklimsel faktörlere dikkat etmemiz lazım. Çünkü soğuklama gereksinimi, sıcaklık toplamı faktörler çok önemli. Yani bunların hepsini dikkatli bir şekilde analizledikten sonra uygun çeşit seçimi, anaç seçimi bahçe tesisiyle 2-3 yıl içerisinde ekonomik verime geçirip çok güzel ürün alınması mümkün. Yayla bölgelere de çıkılabilir. Orta bölgelere, yani geçit bölgelerde de yapılabilir. Akdeniz bölgesinde de yapılabilir. Yani elimizdeki çeşit potansiyeli şu anda her yerde elma üretimi yapmamıza, kaliteli elma üretimi yapmamıza imkan veriyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam, organik elma yetiştiriciliğinde dünyada ve ülkemizde yapılan akademik çalışmalar ne düzeydedir? Sizce yeterli midir? Neler önerir, neler söylemek istersiniz bu konuda? Dünyada yapılan çalışmalar bayağı hızlı çalışmalar yapılıyor. Yani geniş çapta, geniş spektrumda çalışmalar yapılıyor. Elma yetiştiriciliğinde de yapılan çalışmalar var. Ben birçok kaynağı alırken, yani kullanırken, işte İtalya, İspanya, Fransa, Amerika, buradaki yayınlardan da faydalandım. Ülkemizdeki duruma bakacak olursak, ülkemizde de yapılan çalışmalar var. Ben şu eksikliği gördüm. Bizde elmada bitki besleme konusunda ürün bazında bir sıkıntı yaşanıyor. Yani ne yapalım, ne edelim? Yani bir organik gübre konusu, patentli bir gübre bulmak, bunu devam ettirmek konusunda birazcık tıkanıp kaldığımız konusu var. Ama bu da çözülüyor. Yani bir şekilde bu da çözülüyor. Dolayısıyla ben yeterli görüyorum. Üreticimiz de gerçekten dediğim gibi eskisine göre çok çok daha üst düzeydeyiz. Neşli bir şekilde gidiyoruz. Yani gelişmememiz için hiçbir sebep yok. Akademik çalışmalarda ben devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle gübre konusunda, çeşit konusunda çok büyük çalışmalar var. Çeşit saptaması konusunda. Ama bitki besleme konusunda da alternatif ürünlerin ülkemize getirilmesi, bir şekilde katma değer üreterek katılması gerektiğini düşünüyorum. Yani gübreleme konusu birazcık sıkıntılı gibi duruyor. Onun birazcık daha üzerinde çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben artık katılımcılarımızın sorularıyla devam etmek üzere Çağla arkadaşıma sözü bırakmak istiyorum. Çağla, sen de. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde tüm katılımcılarımıza da değerli soruları için şimdiden teşekkür ediyoruz. Sadullah Eybeylerin sorusuyla, hatta sorularıyla başlayabiliriz hocam. İlk olarak verim bakımından ve üretim miktarımız ile dünyada 3. sırada olmamıza rağmen ihracatta 10. sırada olmamız tamamen pazarlama stratejimizden mi kaynaklı? Başka etkenler var mıdır? Şimdi çeşit seçimi diye öncelikli olarak bahsetmiştik zaten. Dünyadaki üretim miktarlarına baktığımızda biz üretim miktarı konusunda büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani üretim miktarı konusunda iyi yerdeyiz.
Dediğimiz gibi Red Delicious çeşidi, Golden Delicious çeşidi hala üst seviyelerde gidiyor. Ama diğer çeşitlere de kademeli bir geçiş var. Others'lar, yani diğer çeşitler dediğimiz grupta da bir değişiklikler var. Dolayısıyla da ben çeşitle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çeşit seçimlerinin değişmesiyle, yavaş yavaş bunun geçmesiyle iyi olacağını düşünüyorum. Artı alan bakımında baktığımız zaman, yani birim alana alınan verime baktığımızda Amerika'da mesela 10 tona kadar çıkıyor. İtalya 6 ton verim alıyor. Bize baktığımızda işte 3,5-4 ton civarlarında geziyoruz. Zaten 3,5 tonun altında alınan ekonomik bir üretim çok ekonomik olmadığı düşünülüyor. İlk slide'ı hatırlarsanız biz 3,5 tonlarda, hatta 2,8-3 ton bandında kalıyoruz. Üretimimizi biraz daha teknolojik yöntemleri de kullanarak biraz daha, her ne kadar iyi desem de ben, iyice daha da iyileştirmemiz gerekiyor. Yani birim alandan aldığımız verimi bir arttırmamız gerekiyor. Çeşitlerde hala güncele gidip güncelleri takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunlara dikkat edildiği takdirde işte paketleme konusu, muhafaza konusu da iyi bir ele alınması gerekiyor. Çünkü ürünün çok olduğu bir dönemde piyasayı üründe tutmak pazarlamada sıkıntı yarattığı için muhafaza ayağının da iyi bir şekilde irdelenmesi gerekiyor. Bunların hepsi kombine düşünüldüğünde ihracatın geriye gitmesi, yani ihracatta 10. sıraya düşmemizin sebepleri olarak görülebilir. Bir diğer nokta da dünya piyasasında, yani daha fazla ürün ihracat etmişiz ama daha az para kazanıyoruz gibi. Yani dolar bazında baktığınızda bir önceki yıla göre dolar bazında daha az bir dolar, çok mal satmışsınız ama az dolar para kazanmışsınız gibi. Ekonomik boyutu da tabii buna etkileyen faktörlerden bir tanesi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorumuz, hocam kıymetli paylaşımlarınız için teşekkürler yazısıyla öncelikle başlıyor. Jersey Mac çok hoş aromaya sahip, erkenci bir tür diyebiliyorum. Ancak dayanıklı değil. Aynı özelliklerde dayanıklı bir tür üretilemez mi? Çünkü çok lezzetli ama az ömürlü. Evet. Jersey Mac, Summer Red, Vistabella, Anna, Golden Dorset dediğimiz çeşitler çok ilk gelen Adana bölgesi gibi bölgelerde yetiştirilen erkenci çeşitlerden bir tanesi bunlar. Yazlık elma grubu içerisinde yer alan bir çeşit. Dediği gibi çabuk olgunlaşıp geçiyor. Yani ama dediğim gibi bu yeni gala mutantları, gala elma tipleri, mesela Bukey gala çeşidi. Şu anda Bukey gala çeşidi toplanıyor ve gerçekten çok kaliteli, çok güzel, kırmızı, sulu ve muhafazaya da çok dayanıklı bir çeşit. Yani galanın mutantlarını ben hocamıza, arkadaşımıza tavsiye ederim. Onlarla ilgili bir bakıp, bir inceleyip, onunla ilgili bir fidan dikimi yapabilir. Galalara bir incelemesini isterim. Sunuyu tekrar incelerse faydalı olacağını düşünüyorum. Tamam, çok teşekkür ederiz hocam. Sadullah Eybeylerin diğer sorusu ise, hocam naşi, elma ve armut familyasından zannediyorum. İklim özelliklerinden dolayı mı fazla üretimi yok? İklimimize adaptasyonu için çalışmalar yapılıyor mu? Teşekkürler. Evet. Şimdi bazı meyve türleri, bazı çeşitler bizim iklimimizde çok fazla bir adapte olamadı. Artı piyasanın talep edeceği bir şekil ve görüntü, yani naşi çeşidi çok fazla talep edilecek bir şekil ve görüntüsü olmadı. Piyasada tutulamadı. Yani şimdi baktığınızda ürün gamında Arap ülkelerine ihracat ettiğiniz ürünlerin farklı bir albenisi ve lezzeti, şekerli olması gerekiyor, koyu kırmızı olması gerekiyor. Ne bileyim, Avrupa'ya ihraç ettiğiniz ürünlerin farklı bir şeyi gerekiyor. Kalite standartları gerekiyor, talep edilebilirliği gerekiyor. Ama bu çeşidimizin talep edilirliği konusunda biraz geride kaldı. Görüldüğü için üretici de bu çeşitte bir şey görmedi, bir ışık göremedi. Dolayısıyla da bu ürünün yayılımı ve çoğaltılması, üretime aktarılması konusunda bir sıkıntılı bir süreç geçti. Ben çeşidin tadını, aromasını ben beğendim. Tabii benim beğenmem veya kişisel görüşler burada önemli değil. Topluluğun ve kitlenin görüşleri burada talep edilmeyi getiriyor peşinden. Böyle bir şey olmadığı için de bu çeşidin gelişimi biraz sıkıntılı
oldu ve tutulmadı diyelim. Yani hani marka gibi. A markası çıkıyor, tutuluyor. B markası çıkıyor, kimse yüzüne bakmıyor gibi. Yani tamamen göreceli bir kavram olarak düşünebiliriz. Teşekkür ederiz. Nursel Özden Hanımlar, iyi akşamlar. Değerli bilgiler için teşekkürler hocam. Bahçemde yaklaşık 27 yaşında olan 3 tane elma ağacım var. Artık çok verimli değiller. Bunlarla ilgili ne önerirsiniz? Gençleştirme budaması ya da aşı yapsam verim alabilir miyim? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Benim tavsiyem şu olur. 27 yaşında ağacımız, ağaç sağlam canlıysa ana gövdelerden 3 dal seçip veya 4-3 dal idealdir. Her dala isterse eğer hobi bahçesi gibi her dala farklı bir elma kalem aşı, çevirme aşı dediğimiz yarma aşı gibi uygun bir dönemde her dalına farklı bir renk yapabilir. Hangi bölgeden aradığını bilemiyorum. Yani soğuk iklim mi, yani kışlık elma mı, yazlık elma mı diye düşündüm. Yani subtropikte mi, orada mı diye. Ama fark etmez. Her bölge için de aynısını önerebiliyoruz. Çünkü her bölgeye hitap eden farklı elma gruplarımız var. Mesela Granny Smith olur, Golden olur. Bir dalına Granny Smith aşılayabilir, diğer dalına işte Golden aşılayabilir gibi bir uygulama da yapabilir. Gençleştirmeyi tavsiye etmiyorum. Sevmiyorsa çeşidi, hiç gençleştirme budamasına girmesin. Direkt olarak kalem aşılarla çeşit değiştirsin. Daha kendisi güzel bir şey elde eder diye düşünüyorum. Bunu tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorumuz Göze Dağ hesabından. Çok fazla bilgiyi akıcı bir şekilde anlattınız. Teşekkür ederiz. Patentli elma çeşidini anladım. Vivarium Buda şeklinin patentli olması ne şekilde oluyor? Her budama yapıldığında para mı ödeniyor? Rica etsem açıklar mısınız? Evet, aynen öyle. İtalyan firması diyebiliyorum, Mezzotti firması. Bu kişiler bu fidanları özellikle bu şekilde aşılıyor, satıyor ve bu budama sistemini kendisi kullandırmış gibi oluyor. Hani çeşidi siz oradan alsanız da aşılayıp yapsanız da bu budama sistemini kullandığınızda belli bir royalite ödenmesini istiyorlar. Hani artık dünya bu böyle bir şeye geçti. Yani bilgi gerçekten artık bilgi para. Bilgi bir şekilde satılan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bilgi de yanında bir ürün getiriyor. Yani yeni bir çeşit üretiyor. Islahçı tutuyor. 10 yıllarca çalışıyor. Yeni bir çeşit üretiyor. Ve bu çeşidi insanlara hibe edemiyor. Onun masrafını çıkarması için o çeşide bir lisans koyuyor. Kulüp diyor. Ben diyor bunu kulüp elması çerçevesinde satacağım. Ve bunun royalitesini ben belirleyeceğim. Başkası satarsa diyor bunu parasını, royalitesini ödemek zorunda. Aynı şekilde bu budama sisteminde de yani ödenmesi gereken bir royalite karşımıza çıkabiliyor. Ama bilim alandan da çok yüksek bir verime çıkıyor. Onları açıklamıştık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Bahar Hanımların sorusuyla devam ediyorum. Değerli hocam, sözünü ettiğiniz çeşitler arasında yerli isim göremedim. Bizim geleneksel ana çeşidimiz yok mu? Eski lezzetleri bulamıyoruz. Bir de elmanın ortalama 15 kere ilaçlandığını duymuştum. Gerçeklik payı var mıdır? Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Bizim yerel çeşitlerimiz slide'ımın en başında, yani daha sunuma ilk başlarken ülkemizin doğal kaynakları, doğal çeşitliliği, elma çeşitliliği çok olduğundan bahsetmiştim. Çok elma çeşidi var. Yani geyik elma, en çok bizim ön plana çıkan elmamız Amasya elması. Zaten slide'da Amasya elmasının da belli bir payı var. %10'luk bir pay koydum ben oraya Amasya elmasına ilk slaytımızda. Amasya %10. Güzel bir pay aslında. Dolayısıyla yerli çeşitlerimizden bunun yanında işte çok farklı Arap kızı çeşidi var. Geyik elması dediğimiz dağlarda yetişen elmalar var. Birçok farklı yöresel isimlerle anılan çeşitlerimiz var. Ancak gel gelelim ki bu çeşitlerimizin patent alma veya işte muhafazası, hastalıklara dayanıklılıkları konusunda bir takım eksiklikleri var, zayıflıkları var. Mesela bunlar o yüzden üretime aktarılmasında sıkıntılar yaşanıyor. Ondan dolayı da biz bu çeşitleri kendi ülkemize getirmemiz gerekiyor ki yurt dışındaki ihracat konusunda çarpışabilelim diğer ülkelerle. Yani
gücümüzü arttırabilmemiz için bu çeşitleri getirmemiz gerekiyor. Gelelim diğer soruya. Bir çeşide 27 kere ilaç atılmalı. 15 kere. Bir tarafı biz organik tarım akademisindeyiz. Dolayısıyla da burada kesinlikle 27 kere ilaç atılması söz konusu olamaz. Kesinlikle. Yani şu var, biyoteknolojik, biyoteknik yöntemleri kullanarak hastalık ve zararlılarla bağlantılı ilaç sayısını minimuma indiriyoruz. Artı kullandığımız ilaçların da organik içerikli olmasını sağlıyoruz. Yani azadirakta, nim bitkilerinden insektisit olarak kullanıyoruz. Artı işte bunları tuzaklarla, feromonlarla, predatör böceklerle yok edip böcek popülasyonunu minimuma düşürüp gerekirse örtü sistemleriyle böceğin içeri girmesini engelleyip hiç ilaç atmama hedefimiz. Attığımız ilacın da organik olması. Yani bizim bu platformdaki konuştuğumuz konu zaten organik elma. Dolayısıyla sıfır ilaç. Varsa da organik ilaç. 27 tane yok. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Bülent Songur Beylerin bir sorusu var. Her ne kadar ticari bir meta olsa da bir canlı türünün patentlenmesi sizce etik bir sorun yaratmıyor mu? Yerli ıslah çeşitlerimiz var mıdır, nelerdir diye de ekleme yapmışlar. Şimdi yani maalesef dünya böyle bir konuma geldi. Yani insanlar ürettikleri ürünü bir şekilde patentleyip onun hakkını, patent hakkını, patenti aldıktan sonra da o ürünle ilgili para kazanma. Yani şimdi şöyle de bakmak lazım. Sürdürülebilirlik diye bir kavramdan bahsediyoruz şimdi hepimiz olarak. Sürdürülebilir. Bir şeyin sürdürülebilir olması için de ben şunu düşünüyorum. Ekonomik getirisinin olması da gerekiyor. Ki siz bunu tekrar geri yerine koyabilin. Veya çalışmalarınıza devam edebilin. Siz bunu sürdürülebilirliği ekonomik anlamda sağlayamadığınız zaman yok oluyorsunuz, gidiyorsunuz. Dolayısıyla acı ama gerçek bir şey. Ne üretirseniz üretin, ne yaparsanız yapın, ne satar, ne yaparsanız yapın, ekonomik getirisinin olması gerekiyor. Bunun yanında yerli çeşitlerimizden patent başvurusu yapan çeşitler mutlaka var. Ama dediğim gibi mesela kirazda da patent başvurusu yapılan çeşitlerimiz var. Şeftali nektarinde de var. Ama şimdi bu patent başvurusu yapılan çeşitlerimizin bizim üretime aktarmamız, bununla tutup Avrupa piyasasında savaşmamız için daha çok uzun yol kat etmemiz gerekiyor. Yani şu anda biz mevcuttaki silahı alıp, çeşidi diyorum ben buna, mevcut çeşitleri alıp, en iyi çeşitleri alıp, bu çeşitleri üretip bunlarla Avrupa piyasasında söz sahibi olmaya çalışmak. Yıllardır yapılmayan buydu. Son yıllarda bu yapılmaya başlandı. 2012'deki 97 bin ton olan ihracatımız 2011 yılında, 2019 yılında 256 bin tona çıktı. Yani bu önemli bir artış. Dolayısıyla bu artışın da altında yatan sebep yeni çeşitlerin bizi de üretimimize aktarmamızın olması. Yerli çeşitlerimiz de çok önemli. Mutlaka ıslah çalışmalarında kullanılmalı. Çeşitler geliştirilmeli, genetik kaynaklar korunmalı. Ancak biz bu işten para kazanmak istiyorsak mevcuttaki hit çeşitleri, tap çeşitleri, pazarın istediği çeşitleri de mutlaka üretimimize koymak zorundayız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ve diğer sorumuz Sertap Önal Aslantaş Hanımlardan. İklim değişikliğine bağlı kuraklığı da dikkate alarak sulama konusundan da bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, yani şu anda iklim değişikliğinin en büyük bize zararlarından bir tanesi su. Yani suyun gerçekten çok iyi kullanılması gerekiyor. Su yönetimi çok önemli. Dolayısıyla da yapılan çalışmalar, şu anda dünyadaki yapılan birçok çalışma bahsetmiştim. Kuraklık stresi ve tuzluluk stresi üzerine. Yani bu iki stres faktörü yalnızca elma için değil, tüm bitkisel üretim alanlarını tehdit eden bir tarz haline geldi. Yani susuz ve tuz oranı yüksek bir toprak veya tuz oranı yüksek bir su bitkilerin ölümüne sebep oluyor. Bunu nasıl önleyebiliriz?
ıslah çalışmalarıyla anaç geliştirilmesi, çünkü toprak altı bölüm anaç. Bodur meyveciliği bir yerde, her yerde bodur meyvecilik yapamayabiliriz. Az önce de bahsetmiştim. Bodur meyvecilik yapmak istiyorsak sulama suyumuzun çok olması gerekiyor. Bir de teknolojiyi çok iyi kullanmamız lazım. Yani şu anda İtalya ve birçok ülke teknolojiyi, özellikle sulama sistemlerindeki teknolojileri çok iyi kullanıyor. Sıntılı sulama, yani çok suyla değil, minimum suyla maksimum verim nasıl elde edilebilir? Bitkilerin veya bahçeye konulan bir takım sensörler vasıtasıyla, parsellere konulan sensörlerle her parselin su miktarı farklılaşabiliyor. Yani 100 dekarlık bir bahçenin 100 dekarına da aynı suyu vermemeniz gerekiyor. Bu parsel önce bir analiz yapılıyor. Toprak altı platform yapısı belirleniyor. Su tutma kapasitesi belirleniyor ve o 5 dekarlık bir bölüme saatte, yani 3 litre verecekseniz başka bir yerdeki bölüme saatte 1 litre vermeniz gerekebiliyor. Bu sudan tasarruf sağlıyor. Bu nasıl oluyor? Teknolojinin kullanımıyla oluyor. Yani biz tarımda şu anda tam bir geçiş dönemindeyiz. Ama bu geçiş döneminde de biraz negatif gidiyoruz. Neden negatif gidiyoruz? Ekonomik sıkışıklıklar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ekonomik sıkışıklıklardan dolayı teknoloji transferi, teknolojinin kullanımı biraz geriye düşmüş durumda. Kullanamıyoruz çok. O yüzden suyu iyi kullanamıyoruz. Suyu iyi kullanmamız gerekiyor. Dayanıklı anaçlara yönelmemiz gerekiyor. Ve yarı bodur anaçlarla, suyun kısıtlı olduğu yerlerde yarı bodur anaçlara gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Evet, soruları vermiş olduğumuz değerli cevaplar için tekrar emeklerinize sağlık. Ben ekip arkadaşıma artık sözü devrediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Çağla. Hocam teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. O izninizin vakti geldi. 5 dakika sürecek hocam. Bu arada tamam. Sizi de yine biraz dinlendirmiş olalım. 5 dakika sonra biz de soruları ve cevapları değerlendiririz. Tamam, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. 5 dakika sonra görüşürüz. Görüşmek üzere hocam. Evet arkadaşlar, quizimizin vakti geldi. Yine 5 sorudan oluşuyor. Hocamızın bu akşam bizimle paylaştığı konularla ilgili olacak sorularını. Ses tablası grubumuzda başlatacağım testimizi. Başarılar diliyorum. Test sırasında yine kafanızı karıştırmamakta bunlar. Kesinlikle sesini çıkarmayalım. Ve hem ekran paylaşımını da sizlerle yapacağım ve birlikte testimizi takip edebileceğiz arkadaşlar. Eğer hepimiz hazırsak, ki hazır olduğumuzu düşünüyorum, hemen testimizi test tarlası grubumuzda başlatıyorum. Ve başarılar diliyorum. 5 dakika sonra sizlerle de görüşmek üzere arkadaşlar. Hemen ekranımı da hazırladım. Sizlerle ekranımı paylaşıyorum.
Evet arkadaşlar, testim de tamamladı. Tüm arkadaşlarımla tebrik ediyorum ben. Ve hemen sorularımıza hızlıca bir sorumdan başlıyorum. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey olursa cevaplara bir konu bölebilirsiniz. Teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. İlk sorumuz, dünya elma ihracatında ülkemiz kaçıncı sırada diye sormuştuk. Doğru cevabımız 10 olacaktı. %41 katılımcılarımız bu cevabı vermiş. İkinci sorumuz, ülkemizde organik elma yetiştiriciliğinde en çok hangi çeşit kullanılmaktadır diye sormuştuk. Doğru cevabımız Red Delicious, yani Star King olacaktı. %39 katılımcılarımız bu cevabı vermiş. Golden Delicious burada biraz bizi şaşırtmış hocam. Evet. Üçüncü sorumuz, organik elma üretiminde kullanılacak kara lekeye dayanıklı elma çeşidi hangisi diye sormuştuk. Doğru cevabımız hepsi şıkkı olacaktı. %54 katılımcılarımız bu cevabı vermiş. Dördüncü sorumuz, Türkiye dünya elma üretiminde kaçıncı sırada diye sormuştuk. Doğru cevabımız 4 olacaktı. %15 katılımcılarımız bu orada, cevabı vermiş. Elif hocam, Elif hanım, orada bir bende bir sıkıntı oldu ve cevap şıkkını yazarken yanlış oldu. 3 olacaktı. %40'ımız doğru vermiş. Evet, doğru cevap vermişiz. Evet, %40 doğru cevap. Tebrik ediyorum. Beşinci sorumuz ve son sorumuz, ülkemizde organik elma yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alan ilk hangisi diye sormuştuk. Niğde doğru cevabımızdı ve %69 tebrik ediyorum. Bu cevabı vermiş zaten. Ben de tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum ve hayatımızdaki bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Evet hocam, çok güzel bir ders oldu. Böyle görsel bir şölen oldu gerçekten bizim için. Elinize, emeğinize sağlık. Ben artık yavaş yavaş dersimi toparlamak istiyorum. Size söz vermeden önce ekip arkadaşım Çağla'ya söz vermek istiyorum. Bu dersle ilgili katılımcılarımız neler paylaşmışlar, neler düşünüyorlar? Ve tabii dersimizi bitirmeden önce sen de söylemek istersin Çağla, sen de. Evet, hocamızın birkaç dakika, hatta birkaç dakika değil, yarım saat kadar öncesinde şöyle bir sözü vardı. Uyutmadım değil mi gibi bir şey söylemişti. Kesinlikle uyumadık hocam. Aksine çok güzel, çok dikkatli bir şekilde biz sizleri dinledik. Tekrar emeklerinize sağlık. Katılımcılarımızdan da oldukça olumlu yazılar geliyor. Ben hepsini aktarmaya çalışacağım. Bütün duygu ve düşünce yazılarını aktarmaya çalışacağım ama bakalım vakit yeterli olacak mı? Şöyle yapalım, birkaç tanesiyle hatta başlayalım. Sağdullah Beyler, Antalya Tarım Müdürlüğü ve hocamıza kıymetli paylaşımlarından dolayı Sayın İbrahim Irmak Bey'e, Sayın Elif Akkaya ve Sayın Çağla Seda Diceli hanımefendilere emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Hatta çok teşekkürler. Ülkemizde elma üretim kapasitemiz ve çeşitliliğimiz hakkında farkındalığımız arttı. 10 üzerinden 10 tam puanlar gönderiyorum. Bahar Hanımlar, kıymetli Burhanettin Hocam, tane tane anlatılan sakin bir ders oldu. Bu sebeple her dakikasını dikkatle dinleyebildim. Size ve Organik Tarım Akademisi'nde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim diyerekten bir buket çiçek ve çok sayıda elma sembolü göndermişler. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, Nevzat Kaya, kendileri çok güzel bir sunum. Hocamıza çok teşekkür ederim yazmışlar. Sultan Yıldırım Beyler, verdiği bilgilerden dolayı Burhanettin Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gökhan Gündoğdu Beyler selamlarını iletmişler, teşekkürlerini göndermişler. Özlem Çakar, Yalçın Kaya, kendileri de hocamızın emeğine sağlık, detaylı bir ders oldu diyerek alkışlar göndermişler, teşekkür ediyoruz. Nurcan Yılmaz, herkese teşekkür ederim yazdılar. Selma Ay, hocamıza çok teşekkür ederiz. Aydın Mızrak, kendisi de hocamıza teşekkür ederim, çok verimli bir sunum oldu yazmışlar. Celal Mert Aslan Beyler, teşekkürler diyerek bir buket çiçek gönderdiler. Yılmaz Alasan Beyler, teşekkürler. 100 tampon ve çiçek buketleri yine göndermişler. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Hülya Kara Hanımlar, çok güzel bir ders oldu. Hocamıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Selma Aydın Göz, genç hocamıza başladığı yolda başarılar diliyorum. Sunumun bizlere ulaşmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarınızı kutluyorum. Çok iyi bir ders oldu yazmışlar. Çok sayıda çiçek buketi ve çok sayıda da elma sembolleri var burada teşekkür da. Teşekkür ederiz.
Sümeyra Yılmaz Hanımlar, Elif Akkaya abla, Çağla Seda Dicle ablaya, Antalya Genel Müdürümüz İbrahim Irmak müdürümüze abiye, Doktor Burhanettin Umrak hocam akıcı anlatımı için teşekkür ederim. İyi akşamlar yazmışlar. Çok sayıda da yine Elma ile selamlarını gönderdiklerini belirtmişler. Selcan Odacıoğlu Hanımlar, harika bir ders oldu. Aldığımız Elma Akademisi'nden sonra organik elmayı dişlericiliğinin daha fazla önem arz ettiğini anlamış olduk. Burhanettin İmrak hocamıza yürekten teşekkür ederiz diyerek çok sayıda çiçek buketi gönderdiler ve ben size çok güzel bir fotoğraf aslında göstermek istiyorum. Yine değerli hocalarımızdan birisi paylaştı. Ben hemen size yansıya aktarıyorum. Sizin de tanıdığınız birisi. Şöyle yansıda gösterelim. Evet, Berna Kamçıaltun, Burhan Hocam'la Tayin projesi kapsamında arazi aşamasında çalışmak nasip oldu. Bu akşam da değerli hocamızdan çok değerli bilgileri dinlemek süperdi. Bilgi yüklü, harika bir dersti. Emeğinize, dilinize sağlık hocam. Teşekkürler hocam ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü'nün süper ekibi. Gördüğünüz gibi yıldızlı kaynaklar. Evet, ben de teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Berna Hanım'a ve tüm katılımcılarımıza tekrar sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Tekrar teşekkürler hocam, ekip arkadaşıma. Ben teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Teşekkür ederiz Çağla. Emeğine sağlık. Evet hocam, gerçekten güzel bir ders daha eklemiş olduk. Organik Tarım Akademi serimizde. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Derseniz tamamlamadan önce siz ne söylemek istersiniz? Evet. Ben de öncelikli olarak başta sizlere, Elif Hanım'a ve Çağla Hanım'a teşekkür ediyorum. Antalya Tarım'a teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir platformda bizleri dinleyicilerle buluşturduğu için teşekkür ederim. Tüm katılımcılara da ayrıca teşekkür ederim. Bizi bugünlere getiren hocalarımıza da hocalarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Organik tarım konusunda çalışma yapmama vesile olan Profesör Doktor Nurgül Türebiş hocamız var. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Elmada yetiştirme ve budama tekniği konularında bana emeği çok geçen Prof. Doktor Ali Güden hocama teşekkür ediyorum. Çok güzel, ben çok zevk aldım. Çok güzel bir sunum oldu. Umarım herkes de zevk almıştır. Emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz tekrar hocam. Evet, arkadaşlar hatırlatmak istiyorum. Bu dersimizin sınavı 28 Temmuz Perşembe günü, yani yarın saat 20'de yapılacak. Sorduğunu oluşuyor. Sınavımız şimdiden tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün ETO ve ECODER işbirliğiyle düzenlediği Organik Tarım Akademisi eğitim serimizin 31. dersinde tamamlamış bulunmaktayız. Bu akşam bizimle olan Çukurova Üniversitesi'nden doçent doktor Burhanettin İmrak hocamıza teşekkür ediyoruz. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Gökhan Karaca'ya, eğitim programlarımızın tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz Sayın İbrahim Irmak, Organik Tarım Akademisi'nin mimarı, ETO Başkanı Profesör Doktor Uygun Aksoy hocamıza, eğitime katkısı ve emekleri için ekip arkadaşımız Demet Yapıcı'ya, bu akşam bizimle olan ekip arkadaşım Çağla Seda Dicle'ye ve tüm katılımcılarımıza katkı ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Ve hemen tabii eğitim serimizin 32. dersinde sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. 29 Temmuz Cuma günü gerçekleşiyor dersimiz saat 21'de. Konumuz organik fidan yetiştiriciliği ve hocamız da Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Sezai Şahin hocamız ikinci dersiyle bizlerle olacak. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.